Kanal 23 ekranlarına Meriseli Yaşama Daire hoş geldiniz. Yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Psikolojik danışmanımız Mehmet Coşkun bize bugün çocukluk çağı travmaları ve EMDR yönteminden bahsedecek. Biliyorsunuz özellikle ünlü bir dizinin hayatımıza girmesiyle beraber çocukluğa inelim kavramı da hayatımıza girdi. Aslında kişiliğimizin çocuklukta belki 0-6 yaş arasında şekillendiğini, bazı uzmanlar 0-3 dedikleri için orada bir ihtimal koydum. Şekillendiğini hemen hepimiz biliyoruz. İşte geçmişte yaşadıklarımız, çocuklukta yaşadıklarımız aslında geleceğimiz oluyor diyebiliriz. Travmaları yani travmalar ekseninde bir program sizleri bekliyor. Bu arada konuğum Mehmet Coşkun kendisi Adıyaman'dan ayağının tozuyla geldi. Hoş geldi. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. İkimizin de soyadı Coşkun ama bir akrabalığımız, bir tanışıklığımız evet, yok. Seyircilerimize bunu da eklemek istiyorum. Şimdi Mehmet Bey gelirken şu güzel eseri de beraberinde getirdik. Bu eseri de konuşacağız. Yine kendisiyle 30 milyon kelime. Aslında bir kişinin kelime dağarcığı ne kadarsa hayal dünyası da kendini ifade ediş biçimde, yaşama bakış tarzı da o kadardır der edebiyatçılar. Bence de böyledir. Evet, sorularımız, önerilerimiz ve görüşlerimiz varsa 0506-094-6720 nolu hattımızı kullanıp yollayabilirsiniz. Hem WhatsApp hattımızı hem normal mesaj hattımızı diyelim. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla. Teşekkür ederim, sağ olasın. Seyircilerimiz sizi biraz tanısınlar Mehmet Bey. Evet. Dediğiniz gibi Adıyaman'dan geldim. Ben Mehmet Coşkun. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü bitirdim. Evet. Artık 15 yıl oldu bitireli. Devletin farklı kademelerinde öncelikle rehber öğretmen olarak çalıştım. Son 4 yılda artık özel olarak çalışmaktayım. Şu anda Adıyaman'da kliniğimde çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikoterapi üzerinde, oyun terapisi üzerinde ve özellikle uzmanlaştığım EMDR konusu üzerinde çalışmalar yapmaktayım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş tekrar. Bulduk. Teşekkür bu arada ederim. Seyircilerimize şunu da söylemek istiyorum. Mehmet Bey bana sosyal medya hesaplarından sağ olsun kendisi ulaştı. Eğer değerli uzman konuklarımız varsa yine sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Onları programda ağırlamak isterim. Özellikle farklı şehirlerden, Elazığ'dan yayın yapıyoruz ama ulusal bir kanalımız bütün dünyaya hizmet veriyoruz diyelim. Şimdi Mehmet Bey dediniz ki siz kitap okumayı çok sevdiğiniz için bu kitabı getirdim evet. dediniz. Bu kitapla başlayalım. Neden özellikle bu 30 milyon kelimeyi seçtik? Hı. Şimdi şöyle bir şey. Çok ilginç bir hikayesi var. Bunu yazan Dana Susskind'in bir Amerikalı evet. çalışmacı. Aslında bir kulak implantı. Doktor kendisi. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz okudukları zaman çok beğenecekler diye düşünüyorum. Çocuklara kulak implantı takıyor aslında. Ama bir zaman sonra şunu fark ediyor. Aynı yaştaki çocuklara implant taktığı halde bazılarını çok hızlı bir şekilde konuşabildiklerini, bazılarını konuşamadıklarını fark ediyor. Diyor ki aynı yöntemi denedik, aynı şeyleri yaptık. Peki niye bazı çocuklar konuşabiliyor, bazıları daha geç konuşuyor diye. Ve bunu araştırmaya başlıyor. Araştırmaya başlayınca kendisini psikolojinin içinde buluyor. Şunu fark ediyor. Belki ileriki dakikalarda konuşacağız. Bağlanma teorisine geçeceğiz evet. belki ama... Çocuklukta annesi çocuğun artık sağ yani işitemediğini bildiği halde çocuğuyla konuşan, ona hikayeler anlatan annelerin çocuklarına implant takıldığında çocukların hızlı konuşmaya başladıklarını görüyor. Ama benim çocuğum sağ zaten işitme kaybı yaşıyor, ona konuşsam da hiçbir işe yaramaz diye. Çocuklara konuşmayan annelerin çocuklarına implant takıldığı halde ya çok zor bir şekilde konuştuğunda hiç konuşmadığını fark ediyor. Ve bunun üzerine şunu söylüyor. Ya bir insan duymadığı halde kendisiyle konuşulduğu takdirde yine de ileride bu fayda sağlar mı diye bununla ilgili çalışmalar yapmaya başlıyor. Çalışma yapmaya başlayınca aslında birçok çalışma onu da fark ediyor. Yani aslında birçok insan bununla ilgili çalışmalar yapıyor. İşte çok meşhurdur Chomsky'nin konuşmayla ilgili teorisi vardır. Vygotsky'nin çalışmaları vardır. Burada işte Dana Susskind diyor ki evet diyor çocuklar diyor duymadığı halde onunla konuşulduğu zaman çocuklar hissediyor. Biz aslında travmaları konuşacağız ama anne karnından itibaren aslında çocuklar travmatize olabiliyorlar. Bu kitabı özellikle seçtim sizin için çünkü çok kitap okumayı sevdiğinizi biliyorum. İzleyicilerimi mutlaka tavsiye ediyorum. Şu an zaten çok bilinen bir kitap. Bana da bir danışanı tavsiye etti. Ne kadar güzel. Evet, haberlerdeydim hocam bu kitabı gördünüz mü diye. Gerçekten son günlerde çok fazla gördüğümüz bir kitap. Aldım hızlı bir şekilde okumaya başladım. Evet, ben de en yakın zamanda okuyacağım Mehmet Bey. Artık anne babalar... Hatta anne baba olmayı düşünenler bile şey yapıyorlar artık çocuk gelişimine dair çok fazla eser okumaya başladılar. Hı-hı. Tabii ki doğru esere ulaşmak da çok, çok zor. Önemli. En azından kesinlikle. Mehmet Bey tarafından bir bu eser sizlere tavsiye ediliyor. Bilimsel araştırmalar şeklinde bir akıcı bir dille anlatılmış. Yani sadece gözlemlere değil yapılan bilimsel çalışmalarla anlatmış. O yönde güçlü bir kitap. Evet. Mehmet Bey biraz Adıyaman'dan da bahsedelim. Tabii ben ki. Adıyaman'ı
Çelikan'ı gördüm. Ha. Bir de Gölbaşı. Evet, Gölbaşı'nın içerisinden Maraş'a falan da gitmişliğim var. Ha. Gölbaşı çok güzeldi. Ha, evet. Çelikan'ı çok hatırlamıyorum ama Gölbaşı gerçekten çok güzeldi. Böyle güzel, küçük bir gölet gölet var orada. Evet, gölet var. Güzel bir şehir Adıyaman her ilçesiyle. Biraz aslında Elazığ'a geldim. Ben ilk defa Elazığ'ı gördüm. Elazığ'a benziyor bence. Sakin şehir. İnsanlar huzur içinde yaşıyor. Farklı kültürden, etnikte insanların bir arada yaşadığı ve bugüne kadar çok şükür bir sıkıntı olmadığı bir şehir. Vatanını, milletini seven insanların bir arada bulunduğu bir şehir. Adıyaman'ın huzur kenti. Oradan yaşamaktan gurur duyuyoruz bir Adıyamanlı olarak. Size tekrar bekleriz inşallah. İnşallah. Neden olmasın? Neden olmasın? Tabii ki. Diyorum ya, özellikle Gölbaşı'ndan çok geçmişliğim vardır. Evet. O göleti falan da çok kesinlikle severim. Milli Park orası. Güzel. Yani piknik alanı olarak, insanların gidip vakit geçireceği bir alan olarak. Adıyaman'ın iç tarafına geldiğiniz zaman Nemrut Dağı var. Nemrut Milli Parkı var. Gerçekten görülecek bir yer. Komagene Krallığı'nın başkenti olmuş bir yer. Oraları mutlaka gezmek lazım bence. Evet, aslında ülkemizin dört bucağı çok kesinlikle güzel. Ama kendi ülkemizi çok az geziyoruz değil mi? Elazığ'ı beğendiniz? Beğendim. Çok güzel bir şehir gerçekten. Çok sakin bir şehir, onu fark ettim. Biraz erken geldim, biraz şehre bakayım dedim. Güzel bir şehir. İşte değil mi? Adıyaman'a benziyor. Biraz Adıyaman evet, evet, şeyi var. Evet. Allah'tan yakınız Mehmet Bey. Belki bir bakarsınız şöyle, Elazığ'ın suyunu içen, ekmeğini yiyen Elazığ'a döner. Hı. Muhtemelen siz de Elazığ'da bir çalışma alanı belki bulabilirsiniz. Evet, bakalım inşallah. Ki. Evet Mehmet Bey, kendi konumuza geçecek olursak, hı, travmalar çok önemli. Hı. Artık çok fazlasıyla kullanıyoruz, konuşuyoruz travmaları ama şu psikolojik travma kavramını bir de sizden alalım mı? Tabii ki. Aslında travma kavram olarak yara demek, sarsıntı demek Melisa Hanım. Kişinin ani bir şekilde başına gelen bir olay. Ben aslında bunu anlatacakken, bunu farklı ortamlarda, seminerlerde, danışanlarıma anlatıyorum ama Elazığ'a geldiğimde nasıl anlatırım diye düşündüm. Aslında önümüzde bir örnek var. Ocak 2020 yılında, yani bundan 11 ay önce Elazığ'da bir deprem oldu. Evet, evet. Elazığ'da çok ciddi bir travma aslında. İnsanlar evlerinde otururken ciddi bir şekilde sarsıldılar. Birçok kayıp oldu. Maalesef insanlar akrabalarını, sevdiği insanları kaybettiler. Birçok insan travmatize oldu. Aslında Elazığlılar, Elazığlı hemşehrilerimiz travmadan uzak değiller maalesef. Buraya çok sayıda, benim de içinde bulduğum EMDR grubundan arkadaşlarımız geldiler psikodestek vermek için. İşte o deprem dediğimiz olay aslında bir travma. Biz buna büyük T'ler deriz Melisa Hanım. Bu bir deprem olabilir, savaş olabilir, büyük bir yangın olabilir, biz işte toplu bir şekilde bir göç olabilir, işte Suriyeli vatandaşların yaşadığı gibi. Bunlar bizim büyük T'lerimizdir, büyük travmalardır. Kişinin hayatını hızlı bir şekilde etkileyen durumlardır. Hani yara dedik ya, işte yara demesinin sebebi o, bir kanama vardır aslında burada, bir kanama oluşmuştur. Kişi kan kaybeder. Burada psikolojik olarak da bir sarsıntı yaşıyor. Bir de küçük T'lerimiz var aslında. En çok üzerine durduğumuz, belki de en çok çalışılan şeyler. Neden? Şimdi bir deprem olayı oldu Elazığ'da. İnsanlar geldiler, destek oldular, maddi manevi yardımda bulundular. Elazığlı vatandaşlarımız büyük bir kısmı atlattı. Bu inançsal bir şey de olabilir. Yani evet, bir deprem oldu. Ya benim yapabileceğim çok bir şey yoktu. İşte Allah'tan geldi, deprem oldu, bunlar oldu. Bunu aşmak belki biraz daha kolay olabiliyor. Ama asıl sıkıntı bu küçük T'lerde karşılaşıyoruz. Küçük T'lerimiz, insan insana yaptığı travmalar. İnsan insana yaptığı travmaları çalıştığımızda insana daha çok derine etkilendiğini görüyoruz. Özellikle de insanın güvendiği, sevdiği bir insana gelen travmalar çok daha büyük etki oluşturuyor maalesef. Bakınız, travmalar çalışan bir kişi olarak, özellikle travmalar çalışan bir kişi olarak, evet, depremle ilgili Adıyaman'da Samsat depremi oldu. Orada da bir sıkıntı oldu. Elazığ depreminden önce oldu. İnsanlar geldiler, hocam deprem oldu, eve girmekten korkuyoruz dediler. İnanın ki belki 2-3 seansla çok rahat çözümleyip evlerine gönderdik. Ama çocuklukta, bugün konuşacağımız çocukluk travmalarındaki o travmalar insan hayatını en küçük yaştan itibaren etkileyerek ta bu yaşına kadar getirebiliyor. Diyor ki hocam, ben işte depremi aştım, sel oldu, aştım, İzmir'de oldu işte, bunların üstesinden gelebildim. Ama kardeşim bana yaptığı şu yanlışı ya da annemin bana yaptığı bu yanlışı, babamın yaptığı şunu, bir akrabamızın yaptığı bir durumu ben aşamıyorum. Niye yaptı bunu? Anlamlandıramıyorum. İşte anlamlandıramadığı için aslında burada bir travma olur. Çünkü travma oluştuğu zaman insan zihninde mantıklı düşünme merkezi Melisa Hanım devreden çıkıyor. Yani bizim korteks dediğimiz beynimizin üst tarafı mantıklı düşünme merkezi devreden çıkıyor.
limbik sistem dediğimiz ilkel beynimiz devreye giriyor. İlkel beynimizin görevi şu, kişiyi travmalara karşı korumak, asıl amacı da insan hayatını sürdürmek. Şimdi travmalar konuşurken büyük T'ler ve küçük T'ler olarak bakıyoruz. Biz genelde ne çalışırız? Küçük T'leri çalışırız. İnsanlar gelirler, derler ki hocam işte bende depresyon var, bende anksiyete var, bende panik atak var. O küçük T'lerin birikmesinden kaynaklanan şeylerdir. İşte travmalar hayatımızı gerçekten alt üst eden, eğer üzerine durulmadığı zaman, iyileştirilmediği zaman hayatın her alanında bir mayın gibi ya da ben el bombasına bir el bombası gibi, pimi çekmiş el bombası gibi elinizde duran bir psikolojik problem olarak görüyorum. Mehmet Bey, şimdi aynı duruma maruz kaldığımız hadiseler üzerinden konuşursak mesela en basitinden deprem. Evet. Biz yaşadık. Aslında hala etkisindeyiz Mehmet Bey. Böyle küçük bir sallandığımızda bile yani hani kendi bedenimiz hemen acaba deprem mi oluyor? Çoğumuzun göz zaten avizelerde. Onu atlatamadık aslında ama belki de unuttuk, bastırdık aslında. Ama şunu soracağım size. Aynı olay var ama birçok insan aynı şekilde ve aynı oranda etkilenmiyor. Evet. İşte kim de travma yaratırken kim unutabiliyor, çabuk unutabiliyor. Aynen, neden her insanda aynı etkiyi yaratmıyor travmalar? Şundan bunun yapmış çalışmaları var. Aslında cevabı çok basit ama yine araştırmalara bakmak lazım. Yapmış çalışmalar var. İkiz deneyleri var. Evet. Şunu fark ediyoruz. İşte az önce bahsettik aslında. Bağlanmadan geliyor bu. Kişinin bir kapasitesi var. Travmaların üstesinden gelme kapasitesi. Mesela Melisa Hanım iki kişi karşılıklı yemek yiyor. Aynı yemeği yiyorlar. Biri bir zaman sonra diyor ki ya bu yemek beni rahatsız etti. Biri diyor ki hayır ben rahatsız etmedi. Hiçbir sıkıntı yok. Kişinin hassasiyeti oluşuyor aslında. Travmalar konusunda ise ta çocukluktan itibaren kişi kendisiyle ilgilenen kişiyle tam bir iletişim kuramamışsa yani güvenli bağlanamamışsa travmalara karşı açık hale geliyor. Yani bağışıklık sistemi gibi düşünün. Bağışıklığımızı güçlendirmemişsek, kaynaklar oluşturmamışsak kendimize fiziksel olarak en küçük bir hastalıkta değil mi? Şu an hemen şu an meşhur COVID dönemindeyiz, pandemi dönemindeyiz. En küçük bir problemde hemen ne yapıyor? Vücut bağışıklığı çökertebiliyor. Psikolojik olarak kaynaklarımız yoksa, çocukluğundan itibaren güzel bir psikolojik gelişmemiz olmamışsa, bilişsel olarak bunlara hazır değilsek bazı kişiler çok ağır etki olarak yaşayabiliyorlar. Bazı insanlar daha rahat üstesine girebiliyorlar. İşte burada biraz şeye konuşmak lazım. Aslında bağlanmayı konuşmak lazım. Biz insanlar çalışırken de kişiler gelip hocam bende şu sıkıntılar var dediği zaman hadi çocukluğunuza bakalım dememizin sebebi bu aslında. Çocukluktan itibaren bir şeyler oturmamışsa, çok öfkeli bir anne varsa, çocuğuyla çok ilgilenememişse, anne depresyondaysa, çocuğuyla bağ kuramamışsa o çocuk büyüdüğünde kendi psikolojik olarak zayıf görüyor. Zayıf oluyor zaten. En küçük bir etkide ne yapıyor? Sıkıntı yaşayabiliyor. Ya da hani tamam bağlanmayı böyle yaptık. Ya da kişi bir travma yaşadı. Mesela deprem oldu. İki kişi, karı koca bunu yaşadılar. Bir tanesi panik atak şeklinde yaşamaya başladı. Diğeri üstesinden gelebildi. Burada da yine ta çocukluğun itibaren kişi kendisini dinleyen, anlayan, değer veren, anlattığı zaman kendi problemini kabul eden biriyle karşılaşmışsa, bunlarla beraber yaşamışsa kaynak oluşturuyor. Ve bir zaman sonra şunu fark ediyor. Evet bir problem oldu, sıkıntı oldu ama ben bununla baş edebilirim oluşturuyor. Ama diğer kişinin de bu güç kaynağı zayıfsa travma daha etkili olabiliyor. Evet. Mehmet Bey şimdi şunu da konuşmak istiyorum. Travmaları konuşuyoruz. Aklıma şok geliyor. Mesela bizim depremde aslında yaşamış olduğumuz birçoğumuzun bence şoktu. Çünkü şoka girdik. Evet. Şok ve travma arasındaki böyle keskin bir fark var mıdır? Keskin bir ayrım var mıdır? Veya aynı manada mı kullanılır şoka girmek, şok ve travmalar? Aslında şok dediğimiz şey şu. Az önce limbik sistemden bahsettik. Şimdi limbik sistemimiz bizi korumak istiyor. Diyor ki bir problemle karşılaştığında, çok büyük bir sıkıntıyla karşılaştığında ya kaçacaksın, ya savaşacaksın, ya donacaksın. Şimdi deprem olduğunu düşünün. Ya bir kısmı kaçıyor değil mi? Hemen kurtulmaya çalışıyor. Evet. Bir kısmı savaşacak hali yok. Kitleniyor genellikle. Genelde kitleniyoruz. Ya da yolda bir trafik arası kitleniyor. Zihin anlamlandıramıyor bunu. İşte şok etkisi bu şekilde oluşuyor. Yani kişi anlamlandıramadığı için, mantık yürütemediği için donuyor. Donma durumu oluşuyor. Ama bir zaman sonra açılmaya başlıyor zihin. İşte o şok dediğimiz şey mantıklı düşünme merkezinin devreden çıkmasından kaynaklanan bir şey. Mantıklı düşünme merkezi devreden çıktığı için kişi ne yapacak? Savaşacak mıyım? Donacak mıyım? Kaçacak mıyım? Limbik sistem devreye girip size bir talimat veriyor. Talimat verdiğinde ne yapıyorsunuz? Onu uyguluyorsunuz
ve ona göre adım atmış oluyorsunuz. Şok dediğimiz kısım bu aslında. Travmanın öncesi. Şimdi kişi dondu, deprem oldu, gitti. Bir zaman sonra duygularında kitleme olur. Duygularını yaşamakta sıkıntı yaşar. Hani çok yakın birini kaybetmiş bir insan ilk başta ağlayacak mıyım, gülecek miyim? Şey yaşar, evet, ya. Evet, o karmaşasını, aynı karmaşasını yaşar. İşte bu travmanın aslında oluşmaya başladığını gösterir bize. Bu kitleme durumudur şok. Ama travma biraz da artık zihin bunu anlamlandırmaya çalışır. Ama işte anlamlandıramaz. Bir süre sonra bu sıkıntı üstesinden gelemez ve biz buna travma deriz. Travma da iki yarı aslında, bir akut stres bozukluğu dediğimiz. Yani yara yenidir. Kişi çok büyük tepkiler veriyordur. Bu akut dönemdir. Bir ay içinde gelişir. Ama asıl ve ki bu bir ay içinde üstesinden gelirse sıkıntı yok, yoluna devam eder. Ama bu bir ayın sonunda o semptomlar devam ederse kişide, hala en küçük bir sallanmada acaba deprem mi oluyor, acaba ne olacak, ya da yakını kaybetmiştir. Bu bir aylık yaz sürecini yaşamıştır ama hala çok büyük ağlama tepkileri gösteriyorsa, evet, akut dönemde geçmişizdir. Artık maalesef majör dediğimiz, yani ağır düzeyde bir travmaya doğru gidiyoruzdur. Süresi ne kadardı onun Mehmet Bey? Mesela bir ay, iki hafta gibi. Şimdi biz normalde yaz için dersek 3 aylık bir süre içinde bir yaz dönemi yaşarız. Ama deprem gibi olayı da bir aylık bir süre içinde, bir aylık süre zarfında kişi artık yavaş yavaş normal hayatına dönmesi lazım. Yani kişi işte artık bileli konuşabiliyor, sohbet edebiliyor, hayatına devam ediyor olması lazım. Ama kişi 3 ay olmuş, 4 ay olmuş, içine kapanmış, üzülmeye devam ediyor, hayattan kopmaya devam ediyor. Hatta şimdi ya hocam diyor, WhatsApp durumuna baktım, hala şeyler paylaşıyor. Annesi 6 ay önce öldü halde, hala diyor annesiyle ilgili şeyler paylaşıyor her gün. Diyoruz ki o da hala bir yas durumu var ve bu süreç uzadığı için artık müdahale edilmesi gerekiyor. Özellikle travma şiddetine göre, ama genelde bir ay, belki de 3 aya kadar onun aşmasını bekleriz. Bir de şöyle bir şey var Melisa Hanım, aslında zihnimiz travmayı aşmak için müsait. Şöyle müsait, bizim gece uyuduğumuzda REM uykusu dediğimiz bir uyku dönemi var. Rapid eye movement diyoruz. Hızlı göz hareketleri yapar zihnimiz gece uyuduğumuzda. Bu 8 saatlik bir uykunun aslında 1,5-2 saatidir. Hatta izleyicilerimiz çocuklarından belki dikkat ederler. Onlar uyuduğu zaman uykuların belli zamanlarda göz hareketleri olur. Aslında zihnimiz o travmaları işler. Rüya dönemidir bu, işler. Ama bazı travmaları çok ağır olur, işleyemez. İşleyemediği zaman beyni sağ tarafında bırakıyor işte. Sağ tarafında bıraktığı zaman bunlar bir mayın gibi duruyor bazen. Mesela deprem oldu diye, hani deprem önüne yola çıkalım. Deprem oldu, kişi bunu aştığını zannediyor. Ama bir otobüste hızlı bir şekilde sarsıldığında deprem olacak, deprem olacak, nefesim gidiyor, kalbim çarpıyor. İşte aşmadığını gösteriyor. O travma orada durmuş. Evet, REM uykusu döneminde zihin onu aşmaya çalışıyor. Ama zihin her olaya, işte bir görüşe göre 17 saniye, bir görüşe göre 2 dakika bir süre veriyor işlemek için. Ve zaten yaşadıklarımızın %99'unu işliyor. Ama travmalar işlenemediği için beynin sağ tarafında depolanıyor, ana alanda kalıyor. Bu travmalar sonra bizim başımıza bela oluyor. Mehmet Bey, şimdi özellikle şoka giren kişilere toplum içerisinde şöyle tokat atma gibi fiziksel bir eylem sergilenir. Bu doğru mu? Veya şoka girmiş kişiye doğru şekilde nasıl davranılır? Şimdi şöyle bir şey, hatta çok klasik bir örneğimiz var değil mi? Şu üst tamağı harekete geçirmek. Mesela çok araştırdım, niye insanlar böyle yapıyor diye. Şimdi az önce bahsettik ya, mantıklı düşünme merkezimizi uyarmak. Aslında hepsi mantığı şu, mantıklı düşünme merkezini faaliyete geçirmeye çalışıyor insanlar. Çünkü kişi kilitlendiğinde hiçbir şey yapamıyor, hiçbir şey olmuyor, mantıklı düşünemiyor. Demek ki geçmişteki büyüklerimiz bunu fark etmişler, mantıklı düşünemediği için. Hani vurursak ya da kolonya koklatırsak ya da işte o damağını şey yaparsak onun üzerine gelebilir diyor. Ama çok fazla işe yaramıyor, daha çok zarar veriyor aslında. Bunları yapmamak da gerekiyor. Travma uğramış bir kişi, travmanın boyutuna göre bir kere oturtmak, sakinleştirmek lazım. Çok konuşmamak lazım. Hatta şöyle toplumda çok görüyoruz. Kişi annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş. Aslında bir şok durumu yaşıyor. Yani üzülüyor. O kişiye şunu diyoruz biz. Hani bırakın şeyi, boş ver, üzülme diyor. Ne olacak? İşte annem vefat etti, hayat devam ediyor. Bu bile yanlış bir davranış tarzı. O kişi acı hissediyor, o kişi üzülüyor. En yapacak şey şu, duygularını fark ettiğini göstermek. Evet, sen şu an bir şok durumdasın, çok kötü bir şey yaşıyorsun. Bunu fark ediyorum, yanındayım. Aslında yapacak en güzel şey bu. Yoksa onunla sadece konuşmak, dertleşmek ya da işte dediğiniz gibi vurmak, o şok durumuna çalışmaya çıkarmak doğru değil. Ha, ne yapılabilir? Belki bir su verilebilir eğer kendine gelmişse. Bir yere oturtmak gerekiyor. Temiz hava, eğer işte çok ciddi bir
nefes sıkıntısı varsa temiz hava çıkarmak gerekiyor. Bunlar yapılabilir. O vurmak, işte üst damakla ilgili şeyler daha çok mantıklı uçma mekanizmasını devreye koymakla ilgili büyüklerimizden gördüğümüz davranışlar, ama şok durumda çok fazla işe yaramıyor. Mehmet Bey, bir uzmanımız şöyle demişti, sizinle de konuşmak istiyorum bunu. Eğer bir olay yaşıyorsanız, burada mutlu olacaksanız veya üzülecekseniz, olayın içerisinde üzülün veya mutlu olun, evet. Ertelemeyin. Bastırdığınız duygular sonra farklı bir şekilde ortaya çıkar. Diyelim ki mesela bir kadın düşünün, eşi tarafından aldatılmış. Hı-hı. O an için üstünü örtüyor, üzülmüyorum diyor ama Hı-hı. bu bir yıl sonra veya ilerleyen süreçte karşısında daha yoğun bir psikolojik sorun olarak çıkacak. İşte biz ona travma diyoruz aslında. Aslında travma bu. Bu, kesinlikle. Aslında travma şu, basit. Mesela danışanlarımıza soruyor, hocam travma ne diyorsunuz, travma diyorsunuz, diyorsunuz. Diyorum ki şu an geçmişe dönüp bakın. Bir olay aklınıza getirin. O olay aklınıza getirdiğinizde sizi rahatsız ediyorsa olay, o bir travmadır. Mesela kişiler ki hocam ben annemi kaybettim. Annemin vefatını düşünüyorum. Bakıyorum diyorum ki rahatsız olmuyorum. Üzülüyorum evet ama rahatsız etmiyor beni. Evet annem öldü. Keşke beraber olsaydık. Daha uzun ömürler yaşasaydı. İşte beraber vakit geçirseydik falan ama öldü. Yapacak bir şey yok. Bu beni rahatsız etmiyor. Üzülüyorum ama rahatsız etmiyor. Ama kişi diyorsa ki hocam 10 yıl önce ben yolda giderken bir bisiklet bana çarpmıştı. O olayı düşündüğüm zaman beni çok rahatsız ediyor. İşte o travmadır. Şimdi travmalarda aslında biz o uzmanımızın dediği gibi anı yaşamak durumda olmuyoruz. Çünkü zihin kilitleniyor. Anlamlandıramıyor. Anlamlandıramadığı zaman sonra onu çözümleyemiyor. İşte travma böyle oluşuyor aslında. Geçmişe dönüp baktığımızda olay sizi rahatsız etmeye devam ediyorsa bu travmadır. Evet. Mehmet Bey, bence biraz çocukluk çağını da konuşmak lazım. Hep çocukluk çağı diyoruz. Onu uzmanından bir alalım. Evet. Çocukluk çağı aslında biz çoktan da söylüyoruz ama Kırmızı Oda dizi çıktıktan sonra. Hiç seyredemedim de bir türlü. İnşallah bir bakayım ben ona. Evet. Ben de bir bölümünü izledim. Tabii orada her şey onun gibi olmuyor. Bazen hocam işte psikologlar böyle mi çalışıyor diyor. Öyle olmuyor ama onlar ne yapıyor? Tiyatral hale getiriyor. Yani izleyicilerin izleyeceği şekle getiriyorlar. Biraz derdimizi daha rahat anlatabildik. Onu söyleyeyim. Ya da işte Masumlar Apartmanı. Şu ara çok meşhur bunlar. Çocukluk çağı travmalarının ne kadar etki olduğunu gösteriyor. Hani hadi gel çocukla inelim esprisi çok dolaşıyor ya. Aslında bunun yabana atılmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Çocukluk çağı travması evet çok etkili Melisa Hanım. Hayatımıza yön veriyor. Çünkü çocukluk çağına itibaren biz fark etmeye başlıyoruz. Hissetmeye başlıyoruz. Anlamaya başlıyoruz. Ve o fark ettiğimiz, anladığımız şeyler bizim hayatımıza yön veriyor. Aslında orada 0-6 yaşta hayata bakış açımız gelişiyor. Mesela kaygılı, çok kaygılı insanlar vardır. Sürekli başına kötü şeyler geleceğini düşünürler. Deriz ki ne zaman oluşmaya başladı bu korku? Hocam hep vardı. Aslında hep vardı bu korku bende. Aslında 0-6 yaştaki olaylardan kaynaklanan, yaşadığı durumlardan kaynaklanan bir şey. Çocukluk çağında diyor ya 0-6 yaşta bunlar oluşuyor. Burada hani bununla ilgili çok fazla kitap, bununla ilgili çok fazla film, dizi artık çok güzel anlatıyoruz. Ama hala bizler anne baba olarak ya da dayı olarak, teyze olarak tekrar çocuklarımıza maalesef aynı travmaları tekrar da yaşatıyoruz. İzliyoruz, güzel. Ağlıyoruz televizyon karşısında ama aynı hatalar yapmaya devam ediyoruz maalesef. Mehmet Bey, ben şunu sormak istiyorum. Kendi fikrim tabii ki, bir uzmanın fikri değil. Sizin sözlerinizden mütevelliz şu anda. Ben her insanın iki yüzünün olduğunu düşünüyorum. Bir görünen, insanlara gösterdiğimiz yüzümüz, bir de karanlık tarafımız. Evet. Ve her insanın karanlık tarafı var. Karanlık tarafımızı 0-6 yaşa kadar ailemiz ve yaşamış olduğumuz travmalar belirliyor. Ve görünen yüzümüzü almış olduğumuz eğitimler, okuduğumuz kitaplar, seyrettiğimiz filmler şekillendirmiş gibi geliyor. Evet. Yani toplumsal olarak aydınlık yüzümüz toplumsal yönümüz ve yüzümüz. Hı-hı. Doğru mu düşünüyorum? Çok doğru düşünüyorsunuz. Neden? Terapi odasında en çok konuştuğum şey budur. Danışanlar geldiği zaman Melisa Hanım der ki hocam ben buraya geldim bir sıkıntı yaşıyorum. Şunu söyleriz sizin şeyinize, arka bahçenize gireceğiz derim. Nasıl yani arka bahçenize gireceğiz? Şimdi hepimiz bir ön bahçesi vardır. Çiçekler ekmişizdir, güzeldir. İnsanlar oraya gösteririz. Değil mi? Temizdir, deli topludur. Bir de arka bahçemiz vardır. Oraya çok kişiyi koymayız. Bazen kendimiz bile gidemeyiz. Korkarız arka bahçemizde. O arka bahçemizde travmalar vardır. O arka bahçelerimizi kimse, hatta bazen der ki danışanlar, hocam çok güzel söylüyorsunuz ama o travmayı ben bile kendime anlatamıyorum. Size nasıl anlatacağım? Bunu çok duyarız danışanlardan. İşte o arka bahçelerde maalesef o ön bahçeden farklı olarak çok fazla travmalar var. Tespitiniz doğru, güzel bir tespit. Biz zaten bunun üzerine gidiyoruz. İşte arka bahçeler çocukluk çağında ya da ergenlik çağında, yetişkinlik çağında
gördüğümüz travmalarımız. Orada depolanıyor. Orada saklanıyor. İşte diyoruz ki artık arka bahçeye girip orayı bir toparlamak lazım. O travmaları arındırmak lazım. Çünkü sürekli o arka bahçeden gelecek kokular, arka bahçenin o sıkıntı, problemleri hep ön bahçede bir zaman sonra yansıyacak. Bunu engelleyemezsiniz. Hatta verdiğimiz metaforik bir örnektir. Halının altına süpürmek gibi. Hani temizlik yaparsınız ama halının altına süpürürsünüz. Evet, evet, evet. Görmezsiniz. Orada kalır. Bir gün o kadar artık o şişer ki, o kadar artık rahatsız eder ki dersiniz ki bir sıkıntı var bu odada. Aslında halının altına süpürdüğünüz malzeme rahatsız ediyor. Terapilerde en çok zorlandığımız mesele budur. O hali kaldırıp danışana gösteririz. Bak deriz, burada bu var. Hocam der, ürktüm ben ne yapacağım falan diye sakinleştiririz. Burayı çözümleyeceğiz. Burası çözümlemeden probleminizi çözemezsiniz. İstediğiniz kadar, bakın kitap okumak güzeldir. İnsana fayda, psikolojik olarak problemin üstesine gelmek için kitap okumak kastediyorum. Kişi farkındalığını oluşturur. Mesela bazı insanlar gelir, hocam ben şu kadar kitap okudum der. Az önce bahsettiğimiz Kırmızı Oda'daki Gülseren Budaycıoğlu'nun kitaplarını okumuş mesela. Çok şey öğrenmiş. Hocam evet çok biliyorum, bende şu sıkıntı var ama nasıl çözeceğim? İşte o halının altını kaldırıp ya da arka bahçemize bakmak gerekiyor diyorum. Tespitiniz doğru. Hepimizin bir ön yüzü var. Yani bir gülümseyen yüzümüz var. Bir de arkada travmalarımızın bir birikmişliği var. Değil mi? Onlar da bizi şekillendiriyorlar. Mesajlarımızı mutlaka ben okuyacağım. Alt band olarak numaramız kalacaktır. Orayı kullanabilirsiniz. Hem WhatsApp hattımızı hem normal mesaj hattımızı. Bir seyircimiz ismini yazmamış. Şöyle demiş Mehmet Bey. Bütün travmalar tedavi edilebilir mi? Belki de en önemli sorunumuz bu aslında. Evet. Tedavi sorunu değil mi? Bütün travmalar tedavi edilebilir. Bugün zaten konuşacağımız birkaç yöntem var aslında. Bir tanesi en güçlü, Dünya Sağlık Örgütü'nün önermiş olduğu EMDR tekniği. Yeter ki kişi travmasından kurtulmak istesin. Bir de Melisa Hanım şöyle bir durum var. Biz böyle düşünüyoruz. Evet, kişinin travması var. Bu travmayı çözersek kişi rahatlar. Bazen böyle olmuyor. Kişi bir travma listeye geliyor. Diyor ki evet ben bu travma yaşadım ama çözmek istemiyorum. Neden sahipleniyoruz onu Mehmet Bey? Neden size anlatmak istemiyorum travmamı? Şu anlatmak istemediği kısmı şu. Kendi güvende hissetmiyor. Şimdi yapılan bir çalışma var. Çalışma şunu gösteriyor. Biz psikologlar, danışmanlar, psikiyatrlar hepimizin kullandığı bir teknik vardır. Tekniklerimiz vardır, ekollerimiz vardır. Değil mi? Yakın ekollerdir buna. Ya da ekolları beraber kullanırız. Ama şunu gösteriyor. Asıl kişi iyileştiren teknikten önce terapistiyle kurduğu iletişim. Kişi bir terapiste gittiği zaman, evet bu kişi bana faydalı olur. Ben Mehmet Hoca'ya güvenebilirim. Onu anlatabilirim. Bu kişi benim problemimi çözer ya da çözmeme yardım eder dediği zaman zaten iyileşmeye başlamış olur. Ama Melisa Hanım, travmaları anlatmak çok zor. Hani böyle hadi travman var hocam, işte ben 4 yaşındayken tacize uğradım, işte amcamın oğlu beni taciz etti falan denmiyor maalesef. Bu kadar kolay değil. Onu hazırlamak gerekiyor. Ya da hocam ben birine şöyle bir kötülük yaptım. Yıllardır bundan dolayı utanç duyuyorum. Ne yapacağım? Kafayı yiyeceğim. Artık çıkış yolu yok. Hadi bunu çöz. Travma neydi? Şuydu. Demiyor maalesef. Ne yapıyor? O travmayla yaşıyor. Onun esiri haline geliyor. Ama kişi en son diyor ki evet yeter artık. Ben anlatmam gerekiyor. Bazen seanslarda ben çalıştığımda danışanlarla 6. seansa derim hocam hani biz bu travmaları çalışıyoruz ama benim başka bir travmam da var. Nedir derim? Hocam şu var işte. Genelde bunlar şudur Melisa Hanım. Taciz vakalarıdır. Taciz olaylarıdır. Genelde bunlar söylerler. Peki derim, not alırım. Niye şimdi söylüyorsunuz? Hani biz ön görüşme yaptık ya da İlk görüşmemizde travmalar aldığımda niye söylemediniz? Haklıdır bu tepkisinde yerden göğe kadar. Hocam diyor ancak şu an güvenebildim size. Şu an güvenebildim. Çünkü bu travmamı sizin dışında kim duyarsa ben bu şehirde yaşayamam. Ben bu ülkede yaşayamam. Hiç kimsenin yüzüne bakamam. İşte kişiyle terapist arasındaki iletişim çok önemli. Güven ilişkisi çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. Evet kişi travmasını anlatıyor. Ama çözmek istemiyor. Mesela kişi diyor ki, bu da bir yanlış bir inanç haline geliyor bazen kişide. Hocam diyor, ben yolda yürürken diyor, işte kardeşimle beraber yürüyordum. Ana yola geldik, ışıkları bekliyoruz. Kardeşim küçük bir çocuk, 5 yaşında. Elimi bıraktı, yola fırladı. Bir araba geldi, çarptı ona diyor. Önümde ben kardeşim maalesef işte cenazesini gördüm. Bunu söyleyen 13-14 yaşında bir çocuk. Ve hayatımda ilk defa o gece esrar kullandım diyor. İlk defa o gece esrar kullandım. Üstesinden gelemedim. Suçlu benim dedim. Peki evet bunu çalışalım. Bak seni çok rahatsız ediyor. Madde kullanıyorsun, evden kaçıyorsun, ailene sıkıntı yaşıyorsun. Hayır istemiyorum. Neden? Çünkü ben travmamı aşarsam o suçluyu, şoförü hızlı geliyordu o şoför. Affetmiş olacağım diyor. Şimdi burada
kişi bilgilendirmek gerekiyor. Bazen bunlar da önümüze geliyor. Yani hayır ben çözmek istemiyorum. Hatta bizim verdiğimiz örnekler vardır. Ben mesela temizlik hastası dediğimiz OKB'li bayanlarla çalışmak biraz zordur. Neden? Temizlik OKB'si yaşayan bayanlar der ki Mehmet hocam tamam evet bu benim için büyük bir sıkıntı. Eşimle boşanma aşamasına geldim tamam. Ama ben OKB'mi yedikten sonra pis bir kadın olacağım yani. Temizlik yapmayan bir kadın olacağım. Şimdi bir de bunlarla uğraşmamız gerekiyor. Bunlarla çalışmamız lazım Melisa Hanım. Sadece travmaları bulduk. Hadi bunu çalışalım. Hadi olay bitsin. Olmuyor. Bu da ciddi bir beceri gerektiriyor. Hayır. Siz pis bir kadın olmayacaksınız. Yine temiz bir kadın olacaksınız. Aslında rasyonel düzeye geleceksiniz. Şu an irrasyonel. Yani mantıklı olmayan bir düzeydesiniz. Herkesin olduğu seviyeye, mantıklı düzeye geleceksiniz diyoruz. Aslında Mehmet Bey orada kaygı problemi var değil mi? Tabii ki. Yani mesela o çocuk ara diyor inançlar. Ya adamı affederim diyor. Evet. Kadın ben pis olurum diyor. Evet. Yine kaygılar. Kaygı. Hatta şöyle bir şey. Kuzey Irak'ta savaştım. Arkadaşım kolanda şehit oldu diyor. Ben şimdi bu travmadan dolayı hocam alkole başladım. Eşimi dövüyorum gibi bir sürü sıkıntıyla geliyor kişi. Evet güzel hadi işleyelim. Yok diyor ben bu travma işlersem arkadaşıma ihanet etmiş olurum. Onun acısını hissetmem gerekiyor diyor. Şimdi burada ara inançlar devreye giriyor. Bu ara inançlar kişiyi farklı yönlendiriyor. Aslında insanların psikoloğa gitmemesinin de bir sebebi bu aslında. Sanki oraya gittiğinde o problem çözüldüğünde o arkadaşına ihanet edecekmiş gibi bir algı oluşuyor. Evet. Geçen bir arkadaşım şey demişti Mehmet Bey. Ben işte sorunlarım var işte unutamadığım olaylar var. Yani travmatik durumlarından bahsediyordu. Psikoloğa gidiyorum. Bana ilaç yazmıyor. Sadece anlatmak istiyorum ve beni dinliyor. Benim için en önemli nokta, elzem nokta. O laflarım orada kalacak ya. Ben başka bir yerde duymayacağım. Bu benim için çok önemli. Kesinlikle. Diye düşünerek kesinlikle. Geliyor. Ve şunu anladım sizden. Özellikle anlatmak lazım sanırım değil mi? Hani kendi atalarımız der ya. Anlatın. Birini bulamazsanız suya anlatın. Kesinlikle. Değil mi? Aslında insanın içini biraz dökmesi gerekiyor. Dökmesi lazım. Çünkü Melisa Hanım, travmalar ya da yaşadığımız sıkıntılar cümlelere döküldüğü zaman kelimeye döküldüğü zaman aslında işlemleme yapılmış oluyor. Başlıyor aslında. Yani yola başlamış oluyoruz. Dile döküldüğü zaman rahat oluyoruz. Mesela çocuk çağ travmaların hani oraya konuşuyoruz ya niye daha büyük sıkıntı oluyor biliyor musunuz? Kelimelere dökülmüyor. Çocuk bir travma yaşıyor. Onun travma olduğunu bile fark etmiyor ve bunu dile dökülmüyor. Konuşamıyor. Mesela insanlar geldiği zaman işte buyurun sıkıntı nedir zaman hocam işte aile içinde sıkıntı yaşıyorum. Eşimle kavga ediyorum. Kayınvalidemle böyle yapıyorum. Anlatıyor. Dile dökebiliyor. Ama çocuklarımız 6 yaşındaki bir çocuk gelip bize şunu demiyor. Hocam biliyor musunuz annem babam kavga ediyorlar. Sebebi de işte teyzemden dolayı, halamdan dolayı, amcamdan dolayı kavga ediyorlar. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Onların bu durumu üzülüyorum. Acaba boşanacaklar mı? Boşanmazsa ne olur? Demiyor çocuk. Diyemez. Çünkü bilişsel gelişimi ya da dilsel gelişimine uygun değil. Çocuklar ne yapar? Oyunlar oynayarak bize gösterir. Onları oyun odasına alırız. Oyun odasına girer çocuklar. Bir zaman sonra kendi güvende hissettiği zaman Melisa Hanım. Mesela anne babalar der ki hocam ben 4 seansı çocuğu oyun odasına getiriyorum. Yani oyun terapisine getiriyorum. Hani ne zaman olacak? Ne zaman düzelecek bir çocuk? Bakın diyorum en az 2 seans, 3 seans çocuk beni deniyor. Orada bir oyuncak alıyor, fırlatıyor. Mehmet Hoca ne yapacak? Ya terapist ne yapacak? Onu fark ediyor. Güvende olduğunu hissettiği an evet yaşamış olduğu travmayı, sıkıntıları oyuncaklar üzerinde deneyimlemeye başlıyor. Onun kelimeleri de oyuncaklar zaten. İşte dile geldiği zaman travmalar, anlatıldığı zaman kişiyi rahatlatır. Ama şöyle bir durum da var Melisa Hanım. İnsanlar gelir bize, anlatırlar problemlerini. Ben derim ki bakın siz bir travma yaşamışsınız. Bu travma 30 yıl önce yaşadığınız bir travma. Bu travmayı belki benim gibi 50 kişiye anlattınız. Güvendiğiniz 50 kişiye anlattınız. Her anlattığınızda yine travmatize oluyorsunuz değil mi? Evet hocam yine ağlıyorum, yine çok üzülüyorum. Bu kapıdan çıktığınız zaman yine öyle olacak. Peki ne yapayım? İşte burada diyoruz ki bu travmaları duyarsızlaştırmamız lazım. Yoksa bir mayın gibi, el bombası gibi elinizde durmaya devam edecek. Bunlar duyarsızlaştığı zaman işte o zamandan kurtulmuş oluyorsunuz. Travmalar unutulmaz ama duyarsızlaşılabilir. Mehmet Bey zaten aslında insanların psikiyatristlere ve psikologlara gitmesinin önündeki engel bence şu. Diyor ki ben tamam gidiyorum oraya, derdimi anlatıyorum, beni dinliyor, rahatlıyorum ama tekrar kendi evet. düzenime geri dönüyorum. Bir şey değişmemiş ki. Sihirli değneği yok ki. Evet. Evimde eşimle problemim varsa tekrar eşimi görüyorum. Aynı problemler devam ediyor evet. diyorlar. Yani evet. bir şeyin evet. değişmediğini öne sürüyorlar. Evet. Onlara yönelik ne deriz? Aslında şöyle bir şey. Burada bence terapiyi seçmek lazım. Yani araştırmak lazım. Sadece dinlenerek ben en azından kendi fikrimi söylüyorum. Bununla ilgili mesela sadece dinleyen, geri dönüt veren arkadaşlarımız da mutlaka vardır ama
tramvayla çalıştığımız zaman sadece tramvay için söyleyeyim özellikle Melisa Hanım, kendi uzmanlık alanı, sadece tramvayı dinlemek çözmüyor. Mesela kişi arkadaşınız dediği gibi gelip anlatıyor, gidiyor, akşam bir olayda niye tetikleniyor, niye rahatsız oluyor. Burada travmaları çözümlemek gerekiyor. Yani travmaları çözümlemek için de o travmanın içine girmek gerekiyor. O kişi bazen o travmayı tekrar yaşamış gibi oluyor. Çözümle EMDR'i anlatacağız. EMDR'i anlattığımda daha iyi anlayacak izleyicilerimiz. O travma çözümlendiğinde işte ortadan kalkmış oluyor. Tekrar artık onu söylemiyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Hocam ben işte ne zaman dışarı çıkmam gerekirse korkuyorum. Neden? İşte araba oldu, kaza yaşayacağım. Ya da başıma kötü bir şey gelecek korkusu. Sürekli bunu düşünüyorum diyor. Peki ne oldu? Ne yaşadınız? İşte 10 yıl önce şöyle bir olay yaşadım. Bir travma yaşamış mesela. Peki bu travma hiç üstesinden gelmek için bir şey yaptınız mı? Hocam psikiyatriye gittim, ilaç verdi. Ama hani ilaç evet biraz rahatlattı ama ilaç bitince tekrar başladı sıkıntı. Yani sürekli ilaç kullanmak istemiyorum. Peki olayı anlatır mısınız? Aa hocam sana da mı anlatacağım diyor. Artık kaç defa anlattım bu olayı. Peki tekrar anlatın diyoruz. Tekrar anlattığında biz işleme yaptığımızda zihinde şunu da fark ediyoruz. Aslında olayı anlata anlata daha kötü bir şey olmuş. Her seferinde tekrar travmatize olmuş danışan. Anlattıkça değil mi? Bazen bu da oluyor. Şöyle, şunun için diyorum. Anlattığınız kişi çok önemli. Şimdi bazı kişiler sizi daha çok travmatize ediyor. Aa sen böyle mi yaptın? Sen niye böyle yaptın? Sen şöyleydin, sen böyle yaptın, sen atandı. Dedikçe kişiye, hani doğrucu Davut gibi, sen yanlış yaptın. Evet yanlış yapmış olabilir. Ama kişinin anlattığında sıkıntısı o değil aslında. Aslında rahatlamak istiyor. Siz bir de öğüt şeyine geçtiğiniz zaman daha çok sıkıntı yaşıyor. Şimdi çocuk çağ travmalarında çocuk gelip annesi diyor ki anne diyor biliyor musun diyor işte falanca kişi bana şöyle bir şey yaptı diyor. Normalde tepki ne olması lazım? Kıza sarılıp kızım tamam anlıyorum üzüldün beraber bunu çözeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Peki anne baba ne yapıyor? Sen ne yaptın ki adam sana böyle yaptı? Ne yapmış oluyoruz? Çocuğu tekrar travmatize etmiş oluyoruz. Anlattığımız durumlara da çok dikkat etmek lazım. Evet gidiyoruz psikiyatrilere, psikologlara tedavi olmak istiyorsak eğer bu travma ilgili bir şey ise mutlaka tekrar araştırmak lazım. Ve doğru bir şekilde bunu çözmek lazım. Yoksa gideriz, geliriz, gideriz, geliriz. Ya şimdi bazı arkadaşlar bana kızacaktır ama ya bir terapi 4 yıl sürmez. Yani bir terapi 4 yıl sürmez. Yani evet çocukluğuna inelim, tamam her şeyi araştıralım, işte buna bakalım, şuna bakalım ama 4 yıl boyunca her hafta git gel, git gel artık iş usanıyor. Ve bir zaman sonra diyor hocam 4 yıldır gidip geliyorum hala hocam analiz yapıyor diyor. Ya bu kadar olmaz. İnsanlar bu sefer farklı şey anlamaya başlıyorlar. Acaba maddi bir beklenti içinde mi sürekli götürüp getiriyorlar? Bence burada artık dönemimiz hızlı ve etkili yöntemler üzerinde dönüyor. Onları araştırmak lazım diye tavsiye ederim. Evet. Değerli seyircilerim canlı yayın araması yapıyorsunuz. Canlı yayın araması alamıyorum ama ben mutlaka mesajlarınıza yer vereceğim. Bir mesajımızla devam edeyim. Mehmet Bey sizinle sohbet çok güzel, alan çok güzel, insan çok önemli ve insan çok karmaşık bir sistem. Ve psikiyatri, psikoloji de aslında son dönemlerde artık hak ettiği yeri buldu. Evet. Konuşma çok güzel ve bizim az bir dakikamız kalmış ilk kısım için. İyi yayınlar. Aile olarak travma yaşayan çocuğa nasıl davranmalıyız? Ayrıca kaygılı bir insanım. Yaşadığım bir travmadan kaynaklı olabilir mi demiş Hakan Yılmaz. Selamlar olsun ve çok geçmiş olsun Hakan Bey. Şimdi çocuklar travma yaşadığı zaman az önce aslında biraz bahsettik. İzleyicimiz de hatırlayacaktır. Mutlaka çocuğumuza orada öğüt vermek yerine ilk başta yapacağımız tek şey aslında sarılmak. Eğer çocuk üzülmüşse, ağlıyorsa, sizin bahsettiğiniz şok olayı gibi var ya, sarılmak. Sonra çocukla bu durumu istiyorsa eğer konuşmak, hazır olduğu zaman. Ve onun yanında olduğumuzu hissetmek. Lütfen, lütfen, lütfen öğüt vermeyelim artık. Ben her gelen ergen danışanlarıma bir form veriyorum. Bunu doldurur musun diyorum. Seninle konuşabilmemiz için önce bunu doldurman lazım. En çok seni rahatsız eden şey nedir diye bir soru var orada. İnanın ki hepsinin ortak cümlesi şu oluyor. Annemin, babamın bana öğüt vermesi. Sürekli beni uyarması. Çocuklarımıza orada öğüt vermek yerine travma yaşamışsa çocuğumuzu alıp burada duygusal olarak besleyelim, yardım edelim. Ama travmanın boyutu büyükse mutlaka da bir uzmandan yardım alalım. Kaygıyla ilgili bir problem, kaygı problemi yaşadığını söyleyen izleyicimiz için. Şimdi kaygı çağımızın hastalığı. Çok fazla. Belki de kliniklere başvuran insanların en büyük şeyi. Ben askerliğimi danışmanlık merkezinde yaptım. Her gelen askerin dosyasına bakıyorum. Anksiyete bozukluğu. Anksiyete bozukluğu. Anksiyete. Ya diyorum bu kadar mı anksiyete bozukluğu var? Evet hakikaten şu an özel sektörde çalıştığımız zaman insana geldiği zaman hep anksiyeteyle geliyorlar. Kaygım var. Kaygımı kontrol edemiyorum diye. Bunda kökende travmalar var.
ta çocukluğuna itibaren travmalar var. Bu travmalar çalışıldığında kişinin kaygı düzeyi gerçekten azalabiliyor. İlk sorduğum soru şu. Kaygılı bir anneniz mi vardı? Kaygılı bir babanız mı vardı? Çevrenizde çok kaygılı bir insan mı vardı? Bakın çocukların obsesif kompulsif bozukluğumuz bozukluk şu an işte el yıkama olsun, takıntı davranışları olsun. Muhakkak ailede bir takıntılı bir insan var. Çocuk ondan öğrenip yapabiliyor. O takıntılar yapabiliyor. Bu durumlarda mutlaka destek almak gerekiyor. Evet. 5 dakikamız kalmış. Mehmet Bey bir soru daha sorayım. Bir seyircimiz ısrarla canlı yayın araması yapıyor. Canlı yayın araması alamıyorum. Lütfen mesaj yazın. İyi günler. Çok güzel bir program olmuş. Sorum şu. Çocuğum şiddet içerikli çizgi film seyrediyor. Bu onda travma oluşturur mu? Özellikle isim vermeyeceğim ama Mehmet Bey bir tane kanal var. Çizgi film kanalı. Hı, evet. Yani ben bu yetişkin halimle ona baktığım zaman böyle sinir oluyorum. Yani o kadar karakterlerin suratları çirkin, fizikleri çirkin, hep bir şiddet içerikli ve ben hayret ediyorum. Orada görüyorum mesela bazen gezmeye gittiğim zaman pandemi öncesi. Ya diyorum nasıl bu kanalı bu çocuğa seyrettiriyorsunuz? Tamam çocuk farkında değil. O çizgi filmlerde de şu var. Kanalın bütün çizgi filmlerinde çok hareketli her şey. O bir tane Johnny Bravo mıydı? Öyle bir karakter falan da var. Biz hepsini ezberledik Neysan. Çünkü çocuklar terapiye geldiği zaman işte Chucky Bebek mesela en çok çalıştığımız odur. Daha ismi Annabella. Çok var artık. Şöyle aile çocuktan yatıyor. Hocam çocuk uyumuyor geceleri. Hocam bu çocuk işte bir haftadır altı satmalara başladı. Hayırdır ne yaşadık falan diye. Aile diyor ki ne oldu? Vallahi hocam bir şey yok. Hani bir şey olsa aile içinde bir sıkıntı olsa bir travma olsa söyleriz. Çocuğu alıyoruz çalışmaya oyun odasına alıyoruz. Eğer özellikle 2-12 yaş arası. O güven iklimi oluştuktan sonra önüme bir kağıt koyuyorum. Diyorum ki seni rahatsız eden şeyler buraya çizebilir misin? Oraya çizdiğinde en başta o izlediği çizgi filmler ya da işte YouTube'da izlediği maalesef videolar çiziyor. Orada kahramanları çiziyor. Bunu nerede izledin? İşte kuzenimle beraber izledik. Kuzenim izliyordu ben de baktım. Peki ne yaptı? Ben korkuyorum acaba bu kahraman ya da işte ismi söylüyor. Chucky bebek gelip akşam bana bir şey yapar mı diye. Şimdi o izleyeceğine şunu söylüyorum. Çocuğun üzerinde bir çak var. Elini kesiyor. Ne yaparsınız? Elini alırsınız. Çocuğun şiddet çekti videolar izliyorsa ya da kanallar izliyorsa lütfen tedbirinizi alın. O kanalları ya silin ya da engelleyin. Şimdi iletişim çağındayız evet. Ama bakın aileler bazen danışanlar söylüyorum. İnternet hattınızı lütfen güvenli aile profiline getiriniz. Hocam öyle bir şey var mı? Diyor var. Güvenli aile profiline getirebilirsiniz. YouTube'da aile kısmını açabilirsiniz. Lütfen tedbir alın. Sonra çocuklar çok fazla danışan olarak bizim karşımıza geliyorlar ve bu izledikleri çizgi filmlerin zararlarını yaşıyoruz. Şimdi Mehmet Bey siz bu kitabı bile bana hediye getirdiğiniz zaman okudum, çok beğendim, öyle getirdim dediniz. Evet, bunlar kesinlikle. Önemli şeyler. Çok önemli. Seyircilerimiz çocuklarına bir çizgi film veya bir şey seyredecekleri zaman mutlaka bir otursunlar, beraber bir seyretsinler, eşlik etsinler. Hatta okudukları kitaplara kadar işte yani ne yapıyorlarsa bir baksınlar, ondan sonra karar versinler değil mi? Kesinlikle. Çünkü çizgi film diyoruz, çok masum olarak alıyoruz ama maalesef çok masum değiller. Şunu söyleyeceğim değerli seyircilerimize, biz artık reklama gireceğiz. Mesajlarımız var, ben mutlaka mesajlarımızı Mehmet Bey'e ileteceğim. Ayrıca ikinci kısımda biz özellikle EMDR'yi konuşacağız. Hı hı. Değil mi Mehmet evet. Bey? Travmalar, ya konu çok sürükleyici olduğu için bir de geniş bir o konu kadar değil. Hayatın içinden konular ki vakit nasıl geçti anlamadım. Mutlaka mesajlarımızı okuyacağım ama dediğim gibi çocuklarımızın ne seyrettiği çok çok önemli. Ne seyrederlerse gelecekte olacaklar. Kesinlikle, değil mi Mehmet Bey? Evet. Kısa bir ara veriyoruz. Değerli seyircilerimiz, psikolojik danışmanımız Mehmet Coşkun ile travmaları konuşuyorduk. İlk kısımda travmaları konuşalım, genişlettik. Kaçıranlar YouTube üzerinden tekrarlarımızı seyredebilirler. Melisa ile yaşama dair yazmaları yeterli. İkinci kısımda da yine travmaları konuşacağız. Çünkü kişiliğimiz üzerinde çok olumsuz etkileri var maalesef. 0506-094-6720 hattımızı kullanarak mesajlarınızı, önerilerinizi ve görüşlerinizi bırakabilirsiniz. WhatsApp hattımızı, normal mesaj hattımızı kullanabilirsiniz. Sadece canlı yayın araması alamıyorum.
Mehmet Bey, biz travmaları konuştuk ama ikinci kısma şununla girelim istiyorum. Çocukluk travmalarından bahsettik. Hı. Aslında kişiliğimizin, geleceğimizin, meslek seçimimizin, eş seçimimizin aslında nedeni değil mi o çocukluktaki travmalar? Şimdi anne babalar da bizi seyredenler şunu düşünmüşlerdir. Tamam, çocuğumla beraberim, onun mutlu olduğunu düşünüyorum. Hatta çocuklar dediniz ki tepkisizdirler, aslında farkında değillerdir. Hı. Çünkü dile getiremezler bunu. Ama anne babalar çocuklarını anlayabilirler diye düşünüyorum. Hangi hareketleri anne babalarda böyle bir tereddütlük oluştursun, bir psikoloğa götüreyim düşüncesi oluştursun? Şimdi öncelikle Melisa Hanım, bizim regresyon dediğimiz gerileme. Mesela çocuk tuvalet alışkanlığı kazanmıştır, 6 yaşındadır, altı satmaya başlıyorsa ve bunu 1-2 hafta sürdürmüşse, çocukta konuşmasında bir gariplik hissediyorsa, en büyük belirti içine dönmeye başlanmışsa ya da çok saldırganlaşmışsa, ajiti bir durumu varsa, sürekli kendisine bir şey söylediği zaman öfke durumu yaşıyorsa ve insanlardan kopmaya başlanmışsa, muhakkak ailenin buna şüphelenmesi lazım. Tabii hemen ortalığı vereme gerek yok. Aman Allah'ım, çocuğum çok kötü bir şey yaşadı demek de gerekmiyor. Ama mutlaka dikkat etmeleri gerek. Çünkü çoğu travmaları fark etmiyoruz. Mesela yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Cinsel istismara uğrayan çocukların %80'i tanıdığı bir kişi tarafından istismara uğruyor. Şimdi biz eğitimler veriyoruz aileler. Aile çocuklarını eğitiyorlar. Bak, yabancı biri sana dokunursa izin verme. Şunu yapma, bunu yapma. Çok güzel. Peki tanıdığı biri bir şey yaparsa ne yapacak? Onu söyleyemiyoruz. Ya da anlatamıyor ya da unutuyoruz. Çocuk çevresinden bunu gördüğü zaman Melisa Hanım, işte burada sıkıntı yaşamaya başlıyor. Bazen gelip aslında anlatıyor çocuklar. Çocuklar bu yönde var. Bazen diyor ki baba diyor, hani sadece cinsel istismarı anlatmıyorum. Genel olarak işte şöyle bir durum yaşadım diyor. Burada verdiğimiz tepki çok önemli. Çocuklarımız bazen bunu ifade edebiliyorlar. Ama bazen ifade etmiyorlar. Bu kısmı çok önemli. İfade etmedikleri zaman çocuklarımızın davranışlarına bakalım. Eğer bir gerileme varsa ya da çocuğumuzu tanırız. Ya bu çocukta bir şey farklı gidiyor. Geceleri uyuyamıyorsa, kalkıp garip hareketler yapıyorsa, işte gece perdeleri açıp dışarı bakıyorsa ya da resim çiziyordur. Farklı farklı figürler çizmeye başlıyorsa, resim yaparken daha koyu renkler kullanmaya başlamışsa, aslında aileler bunu çok rahat fark edebilir. Ve çocuk kendi güvende hissettiği an, aile konuştuğu zaman bunu hemen de söyler aslında. Söylemek ister aslında bu travmasını, sıkıntısını. Burada aile yapması gereken çocuğu çok iyi gözlemlemesi lazım. Yaparken de bazen şöyle yapıyoruz. Maalesef en çok aile yapımızda da bunu görüyoruz. Baba işten eve gelir. Anne, baba gelen babaya sağ olsun bir ton problem döker. Bugün böyle yaptı, şöyle yaptı, öyle yaptı der. Aslında çocuğun o yaşamış olduğu sıkıntıyı es geçmemesi sebep olur. Çünkü bir sürü problem vardır. Burada annelere tavsiyemiz, çocuklarınızı gözlemliyorsunuz. Bir şey fark ettiğinizde sakin bir ortamda, çocuklarınızın olmadığı bir ortamda lütfen eşinize istişare edin. Deyin ki ya ben böyle bir şey fark ettim. Sence ne olabilir? Genelde babalar da bizim yaptığımız bir hata, şunu yapıyoruz. Bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz. Çocuktur geçer veya. Çocuktur diyoruz. Geçer. Bazen doğru ama çoğu zaman doğru değil maalesef. Mesela çocuklarını genelde anneler terapiye getirir. Derim ki bu çocuğun bir babası var. Babası nerede bu çocuğun? Hocam o getirmemi istemedi. Gizli getirdim. Neden? Aslında onun bir sıkıntısı yok. Sen büyütüyorsun. Böyle bir sıkıntı yok der. Bu da aslında bence ayrı konuşulması gereken bir sıkıntı. Çünkü biz babalar çocuklarımıza bir problem olduğunda kusur kendimize buluyoruz. Anneler bence hisleri daha kuvvetli. Daha çabuk fark ediyorlar. Ve mutlaka bir şekilde yolunu bulup çocuklarını getiriyorlar terapiye. Burada çocuğa gözlem şeyimiz çok önemli. Dikkat etmemiz lazım. Yani çocukta bir regresyon, gerileme var mı? Daha önce rahat yaptığı bir özelliği, bir davranış artık yapmıyor mu? Olumlu bir davranışı bırakıyor mu? Burada yavaş yavaş bakmak lazım, gözlemek lazım. Tabi burada çocuğa sorduğumuzda sen ne yaşadın dedin, hemen söylemeyecektir büyük ihtimalle. Söyleme ihtimali de var ama söylemeyecektir de. Eğer bu problem devam ediyor ve biz çıkamıyorsak içinden, işte destek alınması gereken nokta burası olacak. Mehmet Bey, şimdi çocuklara baktığımız zaman hayal dünyaları çok zengin. Hı hı. Bazen yalan söyleyebiliyorlar. Hı hı. Çocukların o söylemlerinin içerisinden doğrularını ne şekilde seçeceğiz? Çünkü mesela çocuk bir şey söylüyor. Hı hı. Müşahede ettiğimi söylüyorum. Annesi diyor ki yalan söylüyor diyor. Hı hı. Ama halbuki belki çocuk onu gerçekten yaşamıştır. Hı hı. Belki kardeşi tarafından tacize uğramıştır. Çünkü bu tür vakalar da var ve maalesef anne baba tarafından örtbas edilen vakalar bunlar. Hı hı. Ama hayır diyor, çocuk yalan söylüyor diyor. Hı hı. Belki bir filmde seyretmiştir gibi, hı hı, bahaneler öne sürüyorlar. Şimdi burada aslında yalan değildir aslında. Hayal dünyasında yaşıyor da olabilir. Hani evet, hocam bu böyle söylüyor ama aslında böyle bir şey yok. İşte şöyle bir şey anlatıyor ama böyle bir şey yok.
bir aslında diğer davranışları göz önüne almak lazım. Hani sadece sözle ifade etmeye çocuk. İşte onun için dedim. Şu şu davranışları yaparsa çocuk geliyor, anne biliyor musun Ahmet sürekli beni dövüyor. Dedi gitti. Ahmet okulda ben sürekli dövüyor anne falan dedi. Çocuk Ahmet'in kendisi dövdüğünü için yalan söylesin. Bir düşünmek lazım. Ahmet de bir sıkıntısı vardır. Belki Ahmet'i sevmiyordur. Hani gel annem ona kızsın. Örnek veriyor. Önce bunu bir ciddiye almak lazım. Ne söylese ciddiye almak lazım. Bir araştırmak lazım. Hocasıyla konuşmak lazım. Evet gerçekten çünkü akran zorbalığı belki 0-6 yaştan sonra en çok karşılaştığımız durum. Eğilmek lazım. Sonra bu gerçek olmayabilir. Gerçekten Ahmet'e karşı bir sıkıntısı vardır. Ahmet işte orada yaralamak istiyordur. Tamam bu çocuk bunu söyleyebilir ama sakın ha sakın bunları görmezden gelmemek gerekiyor. Çünkü aslında orada bir başkasının yansıtmasını Ahmet üzerine gösteriyor olabilir. Bir başkası kendisine bir zorbalık gösteriyor. Bunu Ahmet üzerine anlatmak istiyor olabilir. Bence buraya kaçınmamak lazım. Mesela oyun odalarında çocuklar gelir. Öyle temalar oynuyorlar ki deriz ki ya ne alakası var? Niye çocuk böyle bir şey oynuyor? Şaşırırız. Aslında o hayal dünyasında bir şeyler çözmeye çalışıyor. Mesela kediden korkan insanlar vardır. Evet. Köpekten korkan insanlar vardır. Hadi deriz kedi korkusu var. Hadi bakalım travmanı çalışalım. Travma yok. Aslında kedi benzetiyor birine. Hani hayal dünyasında çocukluktan itibaren yaşamış olduğu bir şey. Şimdi bir insan kediyi benzettiği zaman onu bir tema olarak kullanıyor. Çocuklar da bazen bu problemleri bize gelip anlattığında şunu söyleyeceğiz. Doğru ya da yalan. Bir kere dinleyeceğiz. Ya öyle mi? Sen böyle bir sıkıntı yaşıyorsun. Tamam bunu konuşalım. Şimdi çocuk yarın bunu yalan söylemiş olabilir. Yarın başka bir gerçeği söylemek istediği zaman nasıl dinleyeceğiz? Sen yalan söylüyorsun. Hiç öyle bir şey yok. Bir daha beni kandırma dediğin zaman çocuk bu sefer tekrar geldiğinde acaba annem bana inanacak mı? Korkusunu yaşayacak. Bence yalan söylediğini düşünsek bile çocuklarımızı dinleyelim. Evet. Bir şey kaybetmeyiz. Mehmet Bey bence şunu da konuşmak lazım. Şimdi çocuklar üzerinde en büyük travma açan konulardan bir tanesi bence kardeş. İkinci kardeş veya üçüncü kardeş. Bu bizde de vardır. Biz yetişkinlerde bile. Anne baba diğer kardeşimizi birazcık daha sevdiği zaman ya sen zaten onu hep daha çok sevmişsindir deriz bu yetişkin halimizle bile. Çocuklarımızı ne şekilde hazırlayalım kardeşe? Belki de aslında biz de yanlış davranıyoruz. Evin en küçüğü hep böyle küçük kalır. Daha çok severiz ve ilgimizi daha çok yöneltiriz ve farkında değiliz maalesef. Ama çocuklar üzerinde ben sevilmiyorum, ben istenmiyorum, ben artık bu evden gitmeliyim. Bence o tür düşünceler de oluşuyor. Şimdi Esra Hanım, hazırlamak lazım çocukları. Anlatmak gerekiyor. Ama şöyle anlatmak da değil. Çocuğu karşımıza alıp biliyor musun sen bir kardeşin olacak. Kardeşin doğduğu zaman onunla beraber oynayacaksınız, beraber vakit geçireceksiniz filandan öte. Çocuklara en güzel şey hikayeleştirmek, hikaye anlatmak. Hazırlamak lazım. Bak ya sen bir hikaye anlattın. Mesela biz terapilerde bunu kullanırız, hikaye kullanırız. Bir varmış, bir yokmuş. Hikaye şeklinde anlatırız. Ve çocuk hikaye olarak hazırlandığında işte aslan yavrusunun bir kardeşi olmuş. Aslan yavrusu çok üzülmüş bu duruma. Annesinin, babasının sevgisi. Şimdi çocuk daha kardeşinin geleceğini bilmeden hazırlıyoruz çocuğu sürece. Artık bu hikayeyle biraz altyapı oluşturduk. Örtük zeka, örtük hafızada artık bunlar yer buldu. Yavaş yavaş artık çocuğa ya biliyor musun işte senin bir kardeşin doğacak. Aa öyle mi anne ne olacak peki? Yavaş yavaş anlatmak lazım. Bunu sadece kardeşle ilgili değil. Her olayda aslında yani sıkıntı olabileceğini, travma olabileceğini her olayda hazırlamak lazım. Bakın ben bunu çok anlatırım. Çocuk diyor ki hocam diyor ben diyor okulda fen dersine nefret ediyorum. Neden? Bilmiyorum. Fen dersine nefret ediyorum hocam. O derse girmek istemiyorum. Öğretmen sana bir şey mi söyledi? Bir şey mi yaptı? Kesinlikle yapmadı. Çok iyi bir insan. Peki ne? Nefretim çok yüksek düzeyde dersten kaçıyorum. Bunu diyen işte örnek vereyim 6. sınıf bir çocuk, 7. sınıf bir çocuk. Dönüp baktığımızda en çok rahatsız eden ne biliyor musunuz? Beyaz önlüğü. Hocamızın beyaz önlüğü. Beyaz önlük onda ne çağrıştırıyor? İlkokul 1'de içeri girip hadi bakalım kolan sıvayın aşı yapacağız diyen sağlıkçıların beyaz önlüğünü, hemşirenin beyaz önlüğünü çalıştırıyor. Fark etmiyor. Ama biz o çocuğa deseydik ki ya bak ya da hocamız demiş olsaydı ki öğretmenimiz çocuklar yarın buraya hemşire ablalarınız gelecek. Size aşı yapacaklar. Yaparken de çok az canınız acıyacak. Ama bu yapılması gereken bir şey sağlığımız için çok önemli. Bak ben de oldum. Evet birazcık acıdı ama sonuçta benim için çok güzel oldu. Hazırlamak gerekiyor çocuğu. İşte travmayı hazırlamadığımızda travma o şekilde oluşur. Ani bir şekilde oluşur. Çocuğu da kardeş gelecek de hazırlamak lazım. Anlatmak gerekiyor. Artık bence annelerimiz bu konuda çok bilinçli. Yani başları açmışlar, okuyorlar. Ona tebrik ediyorum. Sorulardan anlıyorum. Hocam diyor işte ben diyor doğum yapacağım diyor. Çocuğumu diyor doğum öncesinde de hastaneye gelsin mi? Sonra mı gelsin diyor. Hani bu sorudan fark ediyorum. Bir şeyler araştırmış, bakmış, öğrenmiş. Çok hoşuma gidiyor bu sorular. Aslında biz çocuğumuzu hazırlamamız gerekiyor, anlatmamız gerekiyor.
Ama Melisa Hanım, şunu da eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Kardeş kıskançlığını sıfırlayamayız. Hani gelip hocam çocuğum diyorum ki fiziksel ve duygusal bir istismarda bulunuyor mu kardeşine? Bunu fark ederiz. Yok hocam işte böyle affedersiniz kedi köpek gibi kavga ediyorlar falan böyle. Siz olmadığınız zaman kardeşine zarar verir mi? Kesinlikle yapmaz hocam. Siz olmadığınız zaman ona zarar verecek bir şey yapar mı? Hayır aslında. O diğer kısmı biraz normal. Evet, aslında hayatı öğreniyor. Mücadeleyi öğreniyor. Hatta bizim bir aslan yavrusu metaforumuz var. Şimdi aslan yavrusu belgesini izlediğimiz zaman kavga ederler. Dövüşür, anne izler onu. Aslında hayata hazırlanıyor. Kardeşiyle yapmış olduğu bir kavga, bu fiziksel ve duygusal istismara girmiyorsa tabii, altını çizerek söylüyorum, onu hayata hazırlıyor. Hemen her şeyi süt liman yapmayalım çocuklarımızın önünde. Kardeşle bazen anlaşamayacak, sıkıntı yaşayacak, problem yaşayacak. Burada ailenin durması gereken yer çok önemli. Çocuğunun ruhsal olarak etkilenmediğini düşünüyorsa, benim kalemi aldı, yok o benim saçımı çekti, çocuklar bu yanlış bir şey, bunu yapmayın deyip çıkmak lazım. Hemen bir psikoloğa gidip, ya işte benim çocuğum, kardeşim çok zarar veriyor demek de doğru değil. O kardeş kıskançlığı sıfırlanmayacak. Olması gereken bir düzey var. Ama kardeşine zarar verecek, fiziksel boyutta zarar verecek ya da duygusal boyutta zarar verecek bir şey olacaksa da mutlaka tedbirini almak gerekiyor. Kardeşe mutlaka çocuğu hazırlamak lazım. Hikayeler anlatabiliriz bunu. Metaforlar anlatabiliriz. Ve kardeş geldiği zaman da davranışlarımızı da bunu gösterebiliriz. Evet. Mehmet Bey, birazcık mesaj okuyayım. Travma içe kapanık yapar mı? Bir de eksiği başka yerden kapatmaya çalışır mı insan demiş. Selamlar olsun. Evet, travma aslında çocuklardaki belirtileri yetişkinlerde de görüyoruz Melisa Hanım. Evet, içinden kapanma yapabilir. Çünkü zihin meşgul olmaya başlar travmayla. Düşünür. Ve travmanın şöyle bir özelliği var. Travma oluştuğu zaman zihinde zaman kavramı yok travmada. Sanki sürekli o travma yaşanıyormuş gibi hissettirir zihin size. İnsanlar içine kapatabilir. Dışa karşı çok öfkeli yapabilir. Bizim ruminasyon dediğimiz bir durum var aslında. Ruminasyon sürekli düşünce, yani düşünce, olumsuz düşünceyi akla getirmek. Hani bir anlamda duygusal geviş getirmek diyoruz buna. Kişi oturuyor sürekli olumsuz düşünceyi aklında. İşte bugün şöyle kötü oldu, böyle kötü oldu, ben bunu ne yapacağım, şöyle ne yapacağım. İşte travmanın bir etkisi. Ne yapar? Bunu düşünen bir insan toplumdan, insana uzaklaşmaya başlar. Gider, düşünür, depresif bir ruh hali alır ve travmalar bir zaman sonra artık o kadar ağır gelir ki kişi artık ilaç kullanmadan ayakta duramaz hale gelir. Evet, içine kapanır insan travmada ama bazen şunu da kaçırmayalım. Bazen insanlar huzur arıyorlar. Bu içine kapanma değildir. İçine dönmedir bence. Ya diyor ki biraz kafa dinleyeyim. Yani biraz böyle kendime şey yapayım ya da sizin yaptığım kitap okuyayım. Biraz kitap okuyayım, biraz kafamı dinleyeyim, rahatlayayım. Bunlara karışmamak lazım bence. Yani içe dönme dediğimiz aslında kendimizi bulduğumuz, kesinlikle, kendimizi teskin ve mutlu ettiğimiz, evet, değil mi? Şimdi şöyle bir şey de var. Bu belki biraz daha ilerledi, yani sıkıntı olarak azaldı. Hocam çocuğum içine çok kapanık. Hayır, içine dönük. Herkes çok böyle özgüven patlama yaşamak zorunda değil ki. Herkes böyle her yere kendini çok rahat ifade etmek zorunda değil ki. Bu bir kademeli olacak bir şey. Zaman olacak bir şey. Bazen hocam çocuğum çok içine kapanık falan. Nasıl yani içine kapanık? Aslında anlattığı zaman içine kapanık değil, içine dönük olduğunu fark ediyoruz. İşte en büyük şey bu. Yani çocuk gelişimi okumanın güzel tarafı bu. Bu çocuk için normal mi değil mi? Buna bakarız. Biz bazen anneleri dinlersek Allah dedik çocuk mahvolmuş. Dinleriz bazen. Bu çocuk neler yaşadı acaba falan. Çocukla çalışmaya başladığımda diyorum ki ya çocuğumuzda bir sıkıntı yok. Hocam gerçekten mi? Ben rahatlamak için söylemiyorsunuz değil mi? Hayır, gerçekten. Sırf bunun için uzmana getirip hocam bir çocuğa bakın buna bir sıkıntı var mı diyen insanlar oluyor. Yani iyi de yapıyorlar. Getirsinler. En azından içler rahat olur. Ama o ayrımı çok iyi yapmak lazım. Evet. Ama travmalar evet insan içine döndürür. Sıkıntılar olur. Aristo'nun yetkili servisinden Sabahattin Bey bize hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Merhaba, iyi günler. Çocuklarda internetten video izleme bağımlılığı için ne yapmalıyız demiş. Sefer Mutlu, selamlar olsun. Evet, az önceki soruya benzer. Yani çizgi filmleri izlemekle ilgili benzer. Sınır koyma becerilerimizi geliştirmemiz lazım Melisa Hanım. Burada gördüğümüz şey şu. Anne baba ilişkilerinde bazen tutarsızlık olabiliyor. Yani netlik olmuyor. Çocuklar netliği net olmamayı kabul etmiyorlar. Ergenler hiç kabul etmiyorlar. Aslında çocuklar ve ergenler en çok istediği şey şu. Anne babaların net olması. Net olmadığı zaman çocuğun kafası daha çok karışıyor. Şimdi telefonlarımız burada, indirmişiz. Çocuklarımız geliyor. Baba telefona bakabilir miyim? Anne telefona bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsin.
Tabii ki. Süremiz ne kadardı? 20 dakika. Al bakalım, süreyi açtım. 20 dakika bakabilirsin. 20 dakika baktı. Alarmı öttü. Bir şunu söyleriz. Çocuğun yaşı çarpı 10 dakika deriz. Ekran için. Bu ekran, telefon, tablet, bilgisayar, televizyon hepsi dahil. Yaşı çarpı 10 dakika bakılabilir. Şimdi pandemi, çocuklar hepsi evde. Esnetiyoruz. Çarpı 15, minimum 20 dakika. Yani 10 yaşındaki bir çocuğun günlük toplam televizyon, telefon, tablet dahil 100 dakika bakma hakkı var. Yani 1,5 saat diyelim. Bu çok değil. Bazen dedik hocam ben hiç vermiyorum çocuğa. Diyorum ki gerçekten bunu başarabiliyor musunuz? Yani işte filan. Ya bilmiyorum artık bu hayatın gerçekliği. Eğer bir sınır koyabilirsek çocuklarımıza, izleyeceğimiz bu sormuş. Sınır koyabilirsek hiçbir sıkıntı yok. Tabii hangi videoları izlediğimizi bakmak şartıyla. Evet. Çocuğumuz karşı net olalım. Yani 20 dakika dolduğu zaman çocuğumuzdan onu alalım. Ağlayacaktır, mızmızlanacaktır. Ama şunu net bilecek. Sürem doldu, annem telefonumu aldı. Hocam diyor ben alıyorum, ağlıyor. Ne yapıyorsunuz? Tekrar veriyorum. İşte ne yapmış olursunuz? Çocuğu pekiştirmiş olursunuz. Ha ben ağladığım zaman annem tekrar verecek zaten. Ağlamayı daha çok öğretmiş oluyorsunuz. Ağlamak artık 2-3 yaşından sonra yavaş yavaş terk edilen bir şey. 10 yaşındaki çocuğu ağlamayı tekrar pekiştirmiş oluruz. Net olacak anne. Hayır, telefon sürene baktın. Bugün artık telefona bakmak yok. Tabii ödevler falan hariç. Artık EBA var hayatımızda. Evet. Onlar hariç mutlaka süresi olsun. Sayın danışanımız mutlaka lütfen burada net durun. Diyorum ki duvar gibi olun. Çocuğunuz net olacak. Bu kadar bakacağım. Ötesi yok. İşte burada maalesef o dengeyi sağlayamamak. Bazen baba diyor ki ya karışma baksın. Anne baksın. Ben en çok üzüldüğüm nokta ofisimize gelip çocuklarla ilgili konuşan anneler çocuğu avutmak için de telefon bırakıyoruz. Burada dergi falan bırakıyoruz. Diyorum ki ya lütfen bari burada yapmayın. Yani orada bak dergiler var çocuk oraya baksın. Ya da çocuğu getirmeyin. Hani tek başına kalmasın burada. Biz akıl zeki oyunlarımız var. Onları veriyoruz. Sekreterimizle beraber oynuyor. Yani onu bile dengelemeye çalışıyor. Hocam diyor sussun bir şey olmaz. Aslında o mesajı veriyor. Yani çocuğu artık bir oyuncak olarak değil. Evet baksın. Bence hiçbir sıkıntı yok. Ama lütfen sınırı net çizelim. Evet. Mehmet Bey bir diğer sorum da şöyle. Merhaba benim oğlum 22 yaşında psikoloğa gitti. Daha sonra daha kötü oldu. Ne yapacağımızı bilemiyoruz demiş. Çok geçmiş olsun. Yani en azından kötü olduğunu düşündüğünüz noktaları, davranışları da yazarsanız seviniriz. Psikoloğa gidip de daha kötü bir şekilde dönmek mevcut mudur? Mümkün müdür? Mevcuttur. Şöyledir. Genelde yarım bırakma durumunda olur. Mesela biz tabii travmalara genelde çalışıyoruz. Danışanlara şunu söylüyorum. Diyorum ki şimdi siz buraya geldiniz. Hayalinde şöyle bir şey var. Mehmet Hoca'ya da bir başka meslektaşıma gittiğinizde ben 5-10 seans geleceğim. Polyan olarak buradan uçup gireceğim. Böyle bir dünya yok. Şöyle olacak. Zorlanacaksınız biraz. Nasıl zorlanacağız? En azından kendi alanım için söyleyeyim. Biz bu travmalarınızı çalışacağız. Travmanızı yüzeye çıkaracağız. Nasıl yüzeye çıkaracağız? Sizin yıllardır unutmaya çalıştığınız o olumsuz anılarınızı diyeceğiz ki bak halının altını kaldırıyoruz ya. Bak bunlar var. Şok yaşayacaksınız. Çok kötü olacaksınız. Ama lütfen sabırlı olun. Verdiğimiz bir örnek vardır. Şimdi eliniz kesildi diyelim. Oraya cam parçaları girdi. Onlar çıkmadı. Ne yapar vücudumuz? Elimiz oraya kaynatır. Bir zaman sonra elimizi hareket ettirdiğimizde ne yapar Melisa Hanım? Canınız acıtır. Evet, değil mi? Ağrı yapacaktır yine. Ağrı yapacak. Ağrı keçi atarsınız. Ağrısı geçer. Ağrı keçinin etkisi geçtiği zaman ağrı devam eder mi? Devam eder. Ne yapmak lazım? Orayı açıp o cam parçalarına çıkarmak gerekiyor. İşte terapilerde sevgili danışanlar o canınız acıyor. Fark ediyoruz. Onu en az seviye götürmeye çalışıyoruz. O cam para çıkarken biraz kötü olabiliyor. Bu danışanımız belki de bilemiyorum ama yani izleyeceğimiz yarım bırakmış da olabilir. Bilemiyorum. Çünkü bazen biz de bunu fark ediyoruz. Danışan diyor ki Mehmet hocam inan ki buraya gelmek istemedim. Neden? Çünkü biliyorum şu travmayı çalışacağız. Ben onu çalışmak istemiyorum. Onu geçsek olur mu diyor. Peki diyormuş bu seans geçelim ama bilin ki bu sizde bir cam parça olarak kalmaya devam edecek. Bunu çıkarmamız gerekiyor. Ne zaman? Ta ki size tak edene kadar. Bazen böyle oluyor. Mesela şudur, gelip konuşurlar. 3 yıl sonra gelen danışan oluyor. Hocam 3 yıl önce gelmiştim size falan diye. Evet, evet artık karar verdim. Bu travmaları çözmem lazım diye. Bazen daha kötü olabiliyor danışanlar. Tabi burada iyi bir iletişim kurmak lazım. Yani hemen tekniğe geçmemek lazım. Yani kişinin size güvenmesi lazım. Ve süreci anlatmamız lazım. Hani dedik ya çocuğa gideceksin, iğne yapacaklar, canın acıyacak. Evet geleceksiniz terapiye. Canınız acıyacak. Bazen kendinizi kötü hissedeceksiniz. Hatta deriz ki eşinize, çocuklarına söyleyin. Bakın Mehmet Hoca dedi ki terapiye gittiğinde bir süre sinirli olacaksın. Ben herkese söylerim. Biraz sinirli olacaksınız bir dönem. Aileniz bunu tolere etsin lütfen. Bunu deyince insan daha çok rahatlıyor. Çünkü ne geleceğini başına biliyor. Daha rahat olabiliyor. Ama sonu
genelde çok güzel oluyor diyebilirim. Mehmet Bey, terapilerin süresi kişiye göre değişmekle beraber ortalama ne kadar sürüyor sizin? Aslında rakam vermek gerçekten çok sağlıksız. Beklenti içine giriyor insanlar haklı olarak. Ama çocuklarda çok kısa sürer. Çocuklarda ben çok sayıda çocukla çalıştım. Travma ile ilgili çalıştığım anılar için söylüyorum. 5 seansı geçen hiçbir çocuk görmedim. Çocuk bir iki seans travma yaşamıştır. 5 seans en fazla. 2 seansta, 1 seansta biten çocuklar da oluyor. Ama ortalama istiyorsanız genelde 6 ile 20 seans arası ben alanım için söylüyorum. Genelde bitiyor. Aşanlar da oluyor. 5 seansta, 4 seansta bitenler. Mesela tek bir travması var, tek bir olay var. Hocam diyor, ben hiçbir sıkıntı yok. Bir gün giderken bir trafik kazası geçirdim. O gündür bugündür dışarı çıkamıyorum. Tek bir travma. Evet, özgeçmişine bakıyoruz. Başka bir travması yok. Hani elektrolü bir travması yok. Bazen 3 seans, 4 seans çalışıp bitirebiliyoruz. Ya da mesela daha önce de anlatmıştım bir yerde. Gebelik kusmalar diye bir olayımız var. Bayanlar işte tetikleniyorlar kokulara karşı. Bazen 2 seansta, 1 seansta o kusma olayları bitebiliyor. Sadece tetikleyene çalışabiliyoruz. Ama ortalamayı sorarsanız 6 ile 20 seans arası sürebiliyor. Çok enteresan Mehmet Bey. Ben onu biyolojik bir olay sanıyordum. Yani bunun psikolojiyle alakasında olduğunu hiç düşünmemiştim. Evet, kesinlikle. Kokuya tetikleniyor. Mesela diyor ki eşimin kokusunu çok rahatsız ediyor beni. Evin kokusu çok rahatsız ediyor. O kokuyu aklına getir diyoruz. EMDR tekniğiyle onu duyarsızlaştırabiliyoruz. Tabii bir kadın doğum uzmanıyla beraber çalışarak. Onu da söyleyeyim. Yani onu da bilgisi dahilinde çalışıyoruz. Demek ki her şeyin bir çözümü var. Evet. Bir de şöyle bir şey Meysan'ın. Araştırmalar yapılıyor. Takip etmek lazım. Yani mesela ben bu araştırmayı bir makalede okumuştum. Cumhuriyet Üniversitesi'nde yapılan bir hocamız, doçentin yaptığı bir çalışmaydı bu. Çok ilgimi çekti. Okudum filan. Uyguladım. Evet, insanlar bundan çok memnun kaldılar. Artık kusmalarım yok demeye başladılar. Duyarsızlaştırma üzerine gittiğiniz zaman, mantığını anladığınız zaman, anlattığınız zaman çözülebiliyor. O zaman Mehmet Bey, sigara bırakma, kilo verme, aşk acısı. Hı. Belki de boşanmaya götüren sebepleri kesinlikle yok etme. Bunlar üzerinde çalıştığınızı bilmiyorum. Demek bunlar da rahatlıkla halledilir. Melisa Hanım, bazen çok o kadar enteresan şeyler çıkabiliyor ki. Yani ben hocam eşimden boşanma noktasına geldim diyen danışana nedir problem? İşte ilginç tarafı şu. Hiçbir sıkıntı yok diyor. Ya hocam çok mutluyuz. Bir aydır eşimden nefret etmeye başladım diyor mesela. Bakıyorsunuz hiçbir gerekçe de yok. Aile terapisine gönderiyorsunuz. Ona da bir şey çıkamıyor. Hanımefendi bireysel çalıştığımızda eşindeki parfümün tetiklediğini fark ediyoruz. Parfüm tetikledi beni. Nedir parfüm? Hocam diyor, bir ay önce eşim parfümünü değiştirdi. O gündür bugündür eşime yaklaşmak istemiyorum. Peki o kokuyu fark edin diyoruz. Fruit beklediğiniz bir yöntem var. Geri akış yöntemi. Aklınıza getirin o kokuyu. Zaten bir zaman sonra çıkıyor. Aa hocam diyor, işte amcamın oğlu vardı benim. İşte yani taciz etmişti. Onun kullandığı parfüm aynı parfüm. Yani yine bir travma. Travma. Şimdi tam onun üstünde seyircimiz güzel bir soru sormuş. Travma geçiren bir çocuk tamamen iyileşir mi? Kesinlikle iyileşir. İyileşmenin hiçbir sebep yok. Ama burada bazen sabırlı olmak gerekiyor. Şimdi her çocuk bir değil. Hani her çocuk özeldir diyorlar. Her çocuk bir değil. Bazı çocukları biz aldığımızda diyoruz ki hadi Ahmet, Ayşe gel bakalım. Ne yaşadın? Hocam biliyor musun, işte ben şöyle bir olay yaşadım. Mısır patlağı gibi hemen tık tık anlatıyor size. Bazı çocuklar pekmez gibi. Şöyle yavaş yavaş kıvam alıyor. O çocuğun önce bir oyun terapisini alıyoruz. Çocuk oyun terapisine giriyor, oynuyor. Oynarken aslında şifa buluyor. Bir zaman sonra o terapötik ilişkide kurduktan sonra çocuğa o güveni sağladıktan sonra neler yaşadın sen, anlatabilir misin dediğinde anlatmaya başlıyor. İşte bazen 2 seans, bazen 15 seans, onu bilemiyoruz. Gerçekten bilemiyoruz. Keşke bilebilsek. Sürer ama o problemin üstesinden gelebilir çocuk. Evet. Yani izleyeceğimiz rahat olsun. Bunun çözümü var. Mehmet Bey, şimdi şu kitabı Franz Kafka'ya size zaten bahsetmiştim. Hı. Ben Melisa ile Yaşam'a dair sürekli seyreden seyircilerimize bu kitaptan bahsetmiştim. Hatta bu kitabı okuyunca şunu demiştim. İnşallah yakın bir tarihte bir psikolog veya psikiyatrist alırım da konuşurum. Hı. Franz Kafka benim için çok önemli yazarlardan bir tanesi ve bu eserinde ben Franz Kafka'yı net bir şekilde anladım. Şimdi Franz Kafka nişanlılık geçiriyor. Uzun süreli nişanlılıkları var ve kadın ondan ayrılmak istediği halde hem ayrılmıyor hem kadınla evlenmiyor. Hı hı. Şimdi babaya mektuplarda babası onun üzerine çok büyük bir travma bırakmış bir adam. Ve Franz Kafka zengin bir adam. Böyle maddi kaygısı olan, maddi problemler yaşayan bir adam da değil. Sağlık sorunları sebebiyle hatta vefat ediyor. Yani o kadar travmatik bir hayatı var ki bu kitaptan
aldığım ana fikir evlenmiyor. Sevdiği kadınları da bırakıyor. Evlenmiyor çünkü ben evlenirsem babam gibi olurum. Hı. Babam bana nasıl çocuklukta baskı yaptıysa, beni beğenmediyse, örselediyse ben de çocuğuma onu yapıyorum dediği için evlenmiyor. Benim anladığım o. Hı. Şimdi annelerimizin, babalarımızın bizim üzerimizde çok fazla etkisi var. Hep şey derler, kadınlar İşte babaları gibi erkeklerle evlenirler veya çocuklar çocuklukta eğer şiddete uğramışlarsa ileride şiddet uygularlar. Hı hı. Halbuki şey düşünürüz değil mi? Şiddete uğramışsa veya şiddeti görmüşse aslında daha merhametli olur. Tam şiddetin karşısında olur diye düşünürken aslında uygulayanlar kendileri. Evet. Yani travma geçirmiş kişiler diğer kişileri travmayı da travmatize eder mi? Kesinlikle ederler. İşte aslında şöyle bir şey. Travma yaşamış insanlar, travmalar çok canlıdır, sürekli canlıdır ve sürekli zihin hastalığını aşmak için çabalar. Aşarken de bunu farklı yöntemler dener. En güzeli nedir? Tedavi olmaktır. Ama tedavi olmadığı zaman, bunu kabul etmediği zaman kişi bir tatmin yoluna gider. Şimdi narsizm diye bir hastalık var, kişilik bozukluğu var. Narsist kişilik bozukluğu yaşayan insanların çocukluğuna baktığınızda çok ciddi travmalar olan insanlar görürsünüz. Sürekli ezilmiş, hovlanmış insanların gücü eline geçirdiği zaman başkasının ezmeye başladığını görürsünüz. Bu aslında çocukluğun itibaren kazanmış bir şey. Yalnız şöyle bir şey var Melisa Hanım. Franz Kafka'nın olayında bakın bir düşünce var. Şöyle bir düşünce var. Diyor ki ben işte babam beni ezmiş. Şöyle oldu. Ben bunları yaşadım. Ben de böyle yapacağım. İşte kaygı. Bu bir inanç olmuş. Ben şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi bizim hayatımızı duygularımız değil inançlarımız yönlendirir. Duygularımızı da inançlarımız. İnançlarken bu da düşüncelerimiz yönlendirir. Şöyle bir örnek veririm ben danışanlarıma daha iyi anlamaları için. Yolda yürüyorsunuz. Bir hanımefendi geldi. Pat diye sırtınıza vurdu Melisa Hanım. Dönüp baktınız hanımefendiye. Sinirli bir hanımefendi. Ne düşünürsünüz? Deli mi ne deriz? Deli mi? Tamam. Ne hissedersiniz? Hangi duygu hissedersiniz? Öfke, üzüntü, kaygı, korku ne hissedersiniz? Öfke. Öfke. Peki. Yolda yürüyorsunuz Melisa Hanım. Biri geldi pat sırtınıza vurdu. Döndünüz baktınız. Down Syndrome bir tane kızımız size böyle gülümsüyor. Ne düşünürsünüz onun hakkında? Onun normal olduğunu, onun bu hareketi sergileyebilme ihtimalinin olduğunu düşünerek iyi davranırım. Peki ne hissedersiniz? Merhamet ve acıma, empati. Seyircilerimiz lütfen yanlış anlamasınlar. Acıma derken şöyle insanın içine dokunur. Ondan kesinlikle bahsediyorum. Bakın ikisinde de sırtınıza bir tokat yediniz. Canınız acıdı. Birinde merhamet duygusu oluştu değil mi? Şefkat duygusu oluştu. Birinde öfke oluştu. Şimdi duygularımızı belirten şey düşüncelerimiz. O ışık hızına geçen düşüncelerimiz. Şimdi Kafka'nın düşüncesi o. Bir düşünce oluşmuş zihninde. Peki biz bunu nasıl öğrendik? Yaşantılarımızla öğrendik. Şimdi Müslüm filmi var. Ben bunu çok örnek veririm. Müslüm filmini bence mutlaka izlemek lazım. Evet. Tam bir travma havuzu. Daha önce katılım programda da söyledim. Orada travmalar işlemediğimizde insanların nasıl bir düşüncesi oluştu? Müslüm Gürses'in çocuklar olmamış. Korkusu şu. Filmde öğrendiğimiz. İşte çocuğum olursa ben de babam bana davrandığı gibi ona davranamıyorum korkusu. Bakın bir inanç oluşmuş. Şimdi Müslüm Gürses'in babası ona o kötü bir davranışta bulunmamış olsaydı, bir baba şefkati yaklaşmış olsaydı muhtemelen Müslüm Gürses'in de şu an çocuklarını görüyor olacaktık. İşte inançlarımızı belirleyen şeyler, yaşadığımız olaylar. Siz buradan kalkıp Almanya'ya gidin Melisa Hanım. Üç tane Almanla karşılaştın. Üç de size kötü davransa dersiniz ki Almanlar kötü. Ama aslında 80-90 milyon nüfuslu bir Alman. Ama ne yaptı zihin? Geneleme yapar sürekli. Evet. Ama gidin tam tersini yaşayın. Almanlar iyi insanlar dersiniz. Şimdi bir Adıyamanlı gördünüz değil mi? Mehmet Hocam işte Adıyamanlı. Ben çok severim Adıyamanlıları. Bu arada Adıyaman'a çok selamlarımı, ümmetlerimi, saygılarımı yolluyorum. Çok teşekkür ederiz. İşte ne oldu? Bir inanç oluşmaya başladı. Tersi de olabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Bir inanç geliştirir. Şimdi Kafka'nın olayı da böyle. Yani bizim travmalarımız bize inanç olarak oluşturur. Ama şunu der mesela. Hocam ben hiç kimseye güvenemiyorum. Neden? Çünkü ben zamanında şöyle bir sıkıntı yaşadım. İşte bir kişi bana böyle bir zarar verdi. Ne demiştik travmalara? En büyük rahatsızlık veren travmalar kişinin güvendiği insanı aldığı travmalardır. Bakın bunlar daha kötü travmalardır. Ve en zor travmalardır. Bizim terapi odalarında en çok zorlandığımız Melisa Hanım hangi travmalar biliyor musunuz? Çocukluğundan itibaren anne babasından devamlı olarak sen yapamazsın, sen edemezsin. Aslında duygusal istismara maruz kalmış çocukların şeyleri. Bazen ben bunu söyleyeyim ama ters anlaşılıyor. Diyorum ki hiçbir danışan bugüne gelip bana dedi ki demedi ki Mehmet Hocam bir gün ben evde oturuyordum temizlik yapmadım annem benim kafama vurdu. Bu bende travma oluştu. Ben bir şey duymadım hiç. Bu kolay kolay travma hani vurmayın sakın onu söyleyeyim. Çocuklar sakın vurmayın. Evet. Zararı var. Ama şunu söyle. Mehmet Hocam ben misafirlerimize su götürüyordum. Ayağım takıldı. Sular döküldü. Herkes bana güldü. O bende çok büyük bir travma oluşturmuştur. İnsanlar içine çıkamıyorum.
Bakın şiddet yok. Sadece gülme var. Şiddet boyutu farklı, o daha ağır. İşte babam herkes için de beni döverdi. Herkes için de hakaret ederdi. Özgüven eksikliği. Şu an bizim en çok çalıştığımız konu tanesi bir kaygı, iki özgüven problemleri. Hayır diyememek. Diyor ki hocam ya artık duygusal verici olmaktan yoruldum. Yani niye hayır diyemiyorum? İşte yine diyoruz ki nasıl bir çocukluğunuz vardı? Oradan başlayalım. Burada da yaşadığımız olaylar, anılarımız bize bir inanç oluşturuyor. O inancımız ben yapabilirim, ben edemem, işte ben bunu yaşadım böyle olur diye. Bunları yaşadığımız olaylar hayatımıza yön verdiği için o bahsettiğiniz örneklerde karşımıza çok çıkıyor. Ya geliyor, hiç hayal edemeyeceğiniz şeyler söylüyor. Yani diyorsunuz ya bu mantık çerçevesi nasıl düşündü bunu? Nasıl bunu bir araya getirdin? Yani bu olamaz. Yani birçok örnek vardı. Hocam bence diyor, bütün sarışın insanlar çok kötüdür. Neden? Çünkü bu insanı nefret ediyorum, çok kötüdür, şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Ne yaşadın? Şimdi dönüp baktığınız zaman mutlaka travmaları var, mutlaka yaşantıları var. Zihin bir sonuca var. Geneleme yapması lazım zihnin. Geneleme yapması da gerekiyor aslında. Yoksa hayatta kalamayız. Şimdi şöyle düşünün. Afrika'da zamanında bir aslan gören bir insan, aa aslanlar varmış burada, gidip sevmeye çalışırken belki saldırdı insana. Ne yaptık? Aslanların hepsi zararlıdır. Daha sonra tehlikelidir. İnancı oluştu. Geneleme yaptı. Bu bizim hayatta kalmamız için yapmamız gereken bir şey. Ama bazen genelemeler bizi yanlış yere götürür. Üç kişiden bir zarar görürüz. Bütün insanlar kötüdür deriz. İşte bu geneleme yanlış bir genelemedir. Biz buna irrasyonel inanç deriz. Bunlar karşımıza çok çıkıyor. İşte düşünceleri oluşturan da, hani dedik ya, inançlarımız, inançlarımızı oluşturan da yaşantılarımız. Bakın, ikisine sırtımıza tokat yedik. Birinde şefkat, birinde öfke oluştu. Evet, aynen öyle. Mehmet Bey, şu 22 yaşında oğlum psikoloğa gitmişti, daha kötü bir şekilde geri geldi diyen seyircimiz, hocam lütfen bize yardım edin, sizden yardım istiyoruz demişler. Şimdi tabii Elazığ, Adıyaman'a uzak. Onu söyleyeyim. Elazığ'da hesabı izleyeceğimiz. Şöyle yapabilirim. Tabii her terapist kendi ekonunu sever. Bu gerçek. Evet. Bu bir herkes kendi ekonunun iyi olduğunu söyler. Ben de kendi ekonumu sevdiğim için doğal olarak. Aslında bu biraz tehlikeli bir şeydir. Şimdi der ki insanda çekiç varsa herkes çivi olarak görür. Böyle bir yanılgıya düşmeden eğer kişinin travmatik bir geçmişi olduğunu düşünüyorsanız mutlaka önce lütfen o travmaları çözülmek için çare arayın. Bence kanaatim, yıllardır çalışan biri olarak, bence bir EMDR terapisini Elazığ'da yapan arkadaşlarımız var, biliyorum. EMDR deneyine ulaşabilirler, yazabilirler ya da arayabilirler. Varsa, Elazığ'daysa bu danışanımız, lütfen bir EMDR terapisi arkadaşınıza irtibata gelsin. Evet. Ama şu öngörüyle ben her zaman şunu söylerim, danışan her zaman bakın derim, siz buraya geliyorsunuz. Seanslar için çok önemli. Hem maddi olarak hem zaman olarak. Ben de bunun kaygısını yaşıyorum. Lütfen ne varsa birebir anlatın bana. Ne varsa. Neden? Süreci daha kısaltmış oluruz. Diyorum. Orada çünkü şuna çok karşılaşıyoruz. Hocam ben gittim ama anlatamadım diyor. Bu da bir etken olabiliyor yani. Evet. Seyircimize şunu söylemek istiyorum. Mehmet Bey bugün Adıyaman'dan geldi. Elazığ'dan yazdıysanız bize Adıyaman'a ulaşmanız zor olduğu için EMDR değil mi? EMDR. Evet. Şimdi bende şey vardır. İngilizce kelimeleri Türkçe okunuşlarıyla. Çünkü mesela EMDR'dır. İngilizcesi EMDR. O yüzden dedim ben. Mesela TV bizde TV'dir. Olması gereken o şekilde. EMDR. O yüzden dedim ben. Elazığ'ımızdan da ulaşabilirsiniz. Eğer Adıyaman'daysanız Mehmet Coşkun sosyal medya hesaplarından ekleyip oradan irtibata da geçebilirsiniz. Çok çok geçmiş olsun. Mehmet Bey yine zamanımız kalmamış. 11 dakikamız kalmış. Mehmet Bey şimdi çok sık şeyden bahsettiniz. Hani program öncesi hasbihal ettiğimizde de program içerisinde de bağlanma teorisinden çok bahsettiniz. Evet. Bunu birazcık açalım seyircilerimiz için. Şimdi bağlanma teorisi aslında bence yıllardır birçok problemi insan attığı zaman ya bu neden kaynaklanıyor diye bizim de düşündüğümüz ya daha önce düşünülen bir şeydi. Ta ki John Bowlby'ye karşı. John Bowlby bir İngiliz bilim adamı, psikolog. Bir yetimhanedeki gözlemlerine yola çıkarak bazı çocukların aynı yetimhanede büyüdükleri halde, hani siz ilk sorunuz var ya, bazıları travmaya niye maruz kalıyor, bazıları kalmıyor diye. Bazılarını çok iyi kendini hissedip, güçlü bir egoya sahip olup, yoluna psikolojik olarak rahat bir şekilde devam ettiğini ama bazen edemediğini fark ediyor. Yani ne etki ediyor buna diye araştırmaya başlıyor. O zamanlardaki temel inanç şuydu Melisa Hanım. Anne çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını gideren bir kişidir idi. Sonra yapılan çalışmalar, Bowlby'nin sonra Harlow'un deneyleri var. Mesela onu da belki anlatmak lazım. Şunu fark ettiler. Anne aslında fiziksel ihtiyaçlarına çok
çocuğun duygusal ihtiyaçlarını gideren bir insan. Çocuk sırf özellikle 0-1 yaşında Bowlby'ye göre, John Bowlby'ye göre 0-1 yaşında annesiyle eğer iyi bir iletişim kurabilmişse, annesi onun ihtiyaçlarını görmüş, sinyallerini anlamış, ona göre ona yardım edebilmişse, ya yani şöyle düşünün, çocuk ağlıyor, anne gidiyor bakıyor, altını kirletmiş, temizliyor. Çocuk ağlıyor, emzirmesi gerekiyor. Emzirdiği zaman işte başını okşuyorsa, o dokunma hissini yaşıyorsa, çocuk kendi güvende hissediyor. Güvende hissettiği zaman o psikolojik olarak yansıması da evet sen huzurlusun, güvendesin, seviliyorsun, değer görüyorsun idir. Ve bu hayatında yer etmeye başlıyor. Büyüdükçe, annesiyle iletişimi geliştikçe ta ki 2 yaşına kadar, 3 yaşına kadar artık ondan sonra özellik dönemine girmeye başlıyor. Orada artık kendini rahat hissettikten sonra bir enerji depolamış oluyor zaten. Ama genelde şunu görüyor. Anne eğer kaygılı bir anne ise, depresyondaysa, aile içi sıkıntıları varsa, çocukla o kontağı kuramıyorsa, sadece emzirip bırakıyorsa, çocuk ağrıyorsa, anlamıyorsa, sinyalini kaçırıyorsa, çok ilginç bir şekilde çocuk bu sıkıntıyı kendisi üstleniyor. Diyor ki benden kaynaklanan bir sıkıntı oldu, benden dolayı bir şey oldu, ben burada suçluyum çünkü annemi bana sevgisini kazanamadım. Gelip o kadar çok karşılaştınız ki hocam sürekli kendimi suçluyorum. Sürekli her şeyi kendimi suçluyorum. İşte aşırı empati yapıyorum. İşte aslında oradan geliyor. John Bowlby bir bağlama kuramı ortaya koyuyor. Sonra Harlow diye bir kişi var. Bu da Amerikalı bir psikolog. Maymun deneyleri yapıyor. Çok büyük tepki alıyor. Aslında gerçekten bence çok zalimce bir deney yapıyor ama 70'li yıllar için belki çok tepki gösteremedi o zaman. Yeni doğan maymun yavrusunu Harlow annesinden kopar, hiç göstermiyor, kafese koyuyor. Ve kafese önce telden bir anne maymun koyuyor. İçinde bir biberon var. O yavru maymun gidiyor, işte anne tele sarılıyor, biberonu emiyor. Ama bir zaman sonra oraya bir de farklı bir maymun koyuyor. Bu sefer yumuşak bir yünden yapılmış bir maymun koyuyor. Şunu fark ediyor. Maymun gidip o anneden, tel anneden sütünü içiyor. Hemen kaçıp yumuşak anneye sarılıyor. Temas. İhtiyacı çok önemli çünkü. Sarılıyor. Sonra başka bir deney yapıyor. Aynı maymunun kafesine çok korkutucu bir obje koyuyor. Şimdi maymun bir zaman sonra oynamaya başlıyor kafesin içinde. Bakalım kendisini besleyen annesine mi koşacak? Yani o makete mi koşacak? Yoksa yumuşaklık hissi oluşan anneye mi koşacak? Maymun o korkutucu şeyi görür görmez yumuşaklık anneye koşuyor. Diyor ki işte evet burada aslında anne sadece fiziksel ihtiyaçlara giden bir şey değil. Bir insan değil. En önemlisi duygusal ihtiyaçlarını gideren bir şey. Hatta orada YouTube'da danışanlarımız, izleyicilerimiz pardon artık alışmışız danışanlara. Evet. İzleyicilerimiz Harlow'un deneylerini yazabilirler. Eğer biraz insan olumsuz etkiliyor onu söyleyeyim. Maymun bir zaman sonra o yumuşak anneden o tel anneye uzanarak emmeye çalışıyor. Yani çok ilginç bir şey. İşte diyor ki evet aslında anne böyle bir şey. O duygusal yoksunluğu yaşattığı zaman çocuğa o maymun yavrusu mesela ileride izleniyor. Tüylerin daha çok dökülüyor. Daha çok hastalanıyor. Ve çocuklarını reddediyor. Anne sevgisi görmediği için. Diyor ki bağlama insan hayatı çok önemli. Ta anne karnından itibaren aslında. Şimdi o kitabı size anlatırken onu söylemiştim. O işitmeyle ilgili durumda. Çocuğun sağır olduğu, yani işitme engeli olduğunu bildiği halde ona hikaye okuyan annenin hikayesi çok bence enteresan. Mutlaka okumak gerekiyor. Çocuk daha hızlı öğreniyor. İşitmeyen bir çocuk hikaye anlatıldığı halde hissediyor. Bağlama kuramı buradan yola çıkarak diyor ki özellikle 0-1 yaş ve sonrasında 0-3 yaş çok önemli. Mutlaka orada annelerin çocuklarıyla çok güzel bir kontak kurması lazım. Bazen bu ters anlaşılıyor ama biz bunu anlatırken işte 10 yaşındaki çocuğuyla yatmaya çalışan anneler var. Hocam bağlama kuramı işte ya böyle bir şey değil, yanlış anlamayın. Yani bu ters bir şey. Hani yanlış anlaşılıyor. Yaşına göre davranmak lazım değil mi? Yaşına göre davranmak gerekiyor. Artık o aşama geçti. Şimdi o bağlamayı kuramadık. Ha onu da söyleyeyim. Bağlama kuramadığı için de travma oluşuyor. Evet. Onu sonra çözülebiliyor onlar. Onu yapabiliyoruz. Çocukluk dönemine gittiğimiz zaman onu fark edebiliyor çocuk. Onları duyarsızlaştırabiliyoruz. Ama bağlama bu kadar çok önemli. Okudukça, fark ettikçe aslında kişinin ego gücü dediğimiz yani psikolojik gücünün o dönemden geldiğini fark edebiliyoruz. Çünkü o dönemde güvenli bağlama kurmuşsa çocuk ben üstesinden gelebilirim. Hepimizin hayatında sıkıntılar var, problemler var. Bakıyorsunuz en kötü durumdan sıkıntı yaşamış insan bile çok farklı noktaya gelebiliyor. Çünkü içinde bir güç var. Ben bunun sesinden gelebilirim diyor. İşte bu güçlü bir bağlanmadan kaynaklanıyor. Güçlü bir bağlanma yoksa güvensiz bağlanıyor çocuk. Ya bu kaçıngan ya da kaygılı bağlanma. Kaygılı bağlanan insanlar genelde hep karşıyı olumlu görürler.
Hep kendisini olumsuz görürler. Hep böyle benimki yanlış, ben bilmiyorum, onlar bilir. Onlar daha iyi, onlar benden daha üstün algısı yaşarlar. Kaçıngan dediğimiz bağlama türü yaşayan insanlar da ben de onlardan hiç kimseye güvenmiyorum. Hiç kimseyle sıkıntı yaşıyorum. Hatta bir örnek veririz, Kafka'nın örneği aslında, değil mi? Sürekli kendisini seven insanlar var ama bir türlü ilişki kuramıyor. Bakın gidin baktığımızda belki de bağlama ile ilgili orada ciddi sıkıntılar var. John Bowlby bence çok güzel bir noktaya temas etmiş. Hala araştırıyor. Bağlama ile çok fazla çalışma var, araştırma var. Bazen biz tartıştığımız zaman kendi arkadaşlarımız arasında, hocalarımız arasında kabul etmeyen hocalarımız var, psikiyatrlarımız var. Diyor ki hocam siz bu maymuncuk, her şeyi uyguluyorsunuz bunu, bağlanmayı. Değil aslında. Birebir danışanlarla konuştuğumuzda, dinlediğimizde evet bağlanmanın ne kadar etkili olduğunu fark edebiliyoruz. Hocam ben psikolojinin içerisinde değilim ama vermiş olduğunuz örnek çok güzel örneklendirdi her şeyi. İnsan huzur bulduğu yere gitmek ister. Evet. İşte o huzurluk, o yumuşaklıktan geçiyor. Belki yargılanmadan, infaz edilmeden, evet, ötekileştirilmeden dinlenilmek istiyoruz değil mi? Aslında kesinlikle. İşte aynı pozisyonu bu sanırım. Mehmet Bey, çok iki dakikalık bir vaktimiz kaldı. Ve şunu sizden net bir şekilde öğrendim ki anne babalar bizim hayatımızı çizen onlar. Evet. Şekillendiren onlar. Aslında herkes çocuğunu çok sever. En değerlisidir. En tepe noktaya götürmek ister. Hatta Türklerde ne vardır? Kendisi yemez, ondan sonra içmez, biriktirir çocuğu için. Hatta emekliye ayrılır. Emekli ikramiyesini bile çocuğuna verir. Evet. Çocuğum yesin der. İşte maddeyi düşünüyoruz, evet, ve farkındayız. Ama işin en elzem tarafı psikoloji. Psikolojiyi es geçiyoruz. Evet. Anne babalara neler söyleyeceksiniz? Çocuklarınıza ne şekilde davransınlar? Evet. Bir doktor arkadaşım anlattı. Bence iyi bir örnek olur. Hocam dedi, evet ben doktor oldum. Şu an maddi olarak hiçbir sıkıntım yok. Güzel bir hayatım var. Ama çok kaygılı bir insanım. Babam işçiydi. Çok çalışırdı. Bize işte bir ev almak için çok uğraşırdı. Bir evimiz vardı. İkinci ev almak için çok uğraşırdı. Ne zaman o ikinci evin yanından geçsem hep ağlarım. Baba dedim, keşke bu evi alacağına bizimle ilgilenseydin. O boşluğa artık hiçbir şey doldurmuyor hocam derdi. Biz çocuklarımız için uğraşıyoruz. Zaman, İşte maddiyat çalışıyoruz. Aman işte ileride rahat etsinler. Ama psikolojik kısmını ihmal ediyoruz bazen. Ya da çoğu zaman maalesef. Bence en önemli şey çocuklarımıza özel zamanlar ayırmak lazım. Bu saatlerce değil. Gerekmiyor zaten. Sadece çocuk şunu istiyor. Beni anla. Benimle vakit geçir. Ya da Doğan Celon dediği gibi bir şeyimiz vardı. İlber Ortaylı. Eğer siz bir çocukla hikaye okumayacaksanız, yattığı zaman hikaye okumayacaksanız, onu dinlemeyecekseniz lütfen çocuklarınızı dünyaya getirmeye vesile, evet, olmayın derdi. Anne babalara burada onu söylüyorum. Çocuklarınızı ileride psikolog gezdirmek istemiyorsan ya da onların ileride ruh sağlığının sağlığı olmasını istiyorsanız aslında en temel şeyler, sevgi en kolayı, maddi hiçbir şey yok. Lütfen onu sevgiye doyurun. Hocam çocuğum şımarır. Ya bırakın, sevgi konusunda şımarsın, hiçbir sıkıntı yok. Evet. Mehmet Bey, artık vaktimiz bitti ama şunu demek istiyorum. Çocukluk deyince aklıma Michael Jackson geldi. Hayat hikayesini bilir misiniz bilmem. İşte bunlar 7-8 kardeşler. 9 da olabilir. Tam kardeş sayısını bilmiyorum ama babaları inanılmaz derecede hırslı ve mükemmeliyetçi bir adam. Ve bunların çok iyi bir müzik grubu oluşturmasını istiyor. Hı hı. Ve Michael Jackson daha küçük yaşlardayken, oyun çağındayken alıp stüdyoya götürüp çalıştırıyor. Ve Michael Jackson'ın hep şeydir demiştir. Yani gözümde kaldı. O parktan geçerken, yoldan geçerken oynayan çocuklara baktığımda keşke ben de oynayabilseydim, evet, der. Evet, evet. Hatta şey dikkatimi çekmiştir onda. Çocukları çok sever. Malikanesini hep çocuklar alır ve özellikle erkek çocuklarla taciz olaylarına kadar adı karıştı. İşte evet, evet, o çocukluk, o özlemler işte kaderimizi bu kadar belirliyor. Belirliyor maalesef. Maalesef. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, çok değerli ederim, bilgiler verdiniz. Zamanımız yetmedi. İnşallah, evet, en yakın zamanda tekrar sizi ağırlayalım. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Buradan Adıyaman'a da selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.